Sen beni nasıl sevdin? Abi sevmek için bir sebebe ihtiyaç yok ki. Evet. Seven seviyor. Sebepsizdir zaten sebepsizdir sevgi. Gamze'nin bazı şeylerle burada eleştirileriniz hoş olmuyor. Sen yeter ki sev, kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Gökhan buraya geliyor ya, benim içim mutluyor. Ama ben ona göstermiyorum bunu. Senin aynı evin içerisinde olup nefes alamamak, gözlerine bakıp konuşamamak. Gamze'nin isteyip de bizim istemediğimiz birisini burada seçecek olursa, biz onay vermezsek kalır. Dün Gökhan'ın yaptığı açıklamayı ne diyorsunuz? Evet, o yüzden şaşırtıcı. Ben şaşırmadım. Rabia'ya karşı duygularım bitmedi dedi. Evet. Ama galada kıskanıyorum evet, dedi. Kızlar evet, anlamadınız mı? Çok uzun süredir onu belli ediyordu, hissettiriyordu zaten. Bana ilk Gamze sen söyledin. Bunu ben sana söyledim, inanmamıştım. Gökhan sana takık dedim ve sen de ben artık bıraktım, acı çekiyorum dedin bana. Ben de dedim ki bence bırakma, yani adamın aklı fikri sende. Hani kızlar bir, üzülmesinler ama. Bir süre bana acı vermişti. Hani ben sana hiç inanmamıştım. Hatta o gün ben hatırladım ben senin söylediklerini. Ama belki de Onur'un gelişiyle mi? Ben sana Onur'un söyleyeyim mi? Direkt Onur'un gelişiyle değil, bence değil. Niye? Çünkü gaza geldi. Anladın mı? İtiraf aynen, edemiyordu. Gala, yani finalde de tam söylememişti ama şimdi vazgeçmediğiniz itiraf etti. Onur'dan dolayı da gaza geldi. Erkekler biraz aynen, şey sever ya. O belki de şey mi? Rabia'nın bence Onur'a okey diyeceğini zannedip Rabia elimden, yani Rabia Onur'la bir yola girmesin. Tabii. Ya biraz kusura bakma da gerçekten hoşlansaydı Gökhan, gerçekten sevseydi burada kimseyle görüşmezdi. Tamam bize hani benim duygularım bitti, kimseye bir şey hissetmiyorum bir şey demedi ama abi ben görüşmem, anladın mı? Tamam, benim kalbimde bir şey birisi varken ayrı ki da olsa görüşmem yani. Belki ümit vermedi mi? Belki kız adam ümitlendi. Dedi, ben sana söylemedim mi dedi Aycan. Eliyle pasta yedirdi Aycan'a, yapmayın Allah saçını aşkına. Saçını yaptı. Saçı geldi beni öptü. Anladın mı? Aşkına, ümit vermedi diye bir şey yok. Ama siz de bunları bile bile görüştünüz. Ümit verdim demedi, tamam biz ümit kastan vermedi. Ben bunu dün de söyledim. Siz daha bu ayrılık olayı noktalanmadan, ben zaten aday gitmiştim bile. Çünkü seni sevmediğini iddia ediyordum ya hani şu Aykut meselelerinden falan. Bana ondan önce dedi. Ayrıldıktan sonraki olayda ben dedim ki, çünkü kötü ayrıldınız bana göre. Birbirinize söylerken de laflarınız, sözleriniz de kötüydü. Evet, çok kötü. Ondan sonrasında zaten izlediğim kadarıyla da Gökhan'ın bu hani tek tek başına biz veriyoruz ya böyle bölüm aralarında, orada söylediği şeyler de kötüydü. Ben dedim ki yani artık şu saatten sonra zaten bir şey hissetmez. Ki hissetseydi dedim, hani ben Gökhan'ı böyle birisi tanımadım. Hissediyormuş ama. Bak şöyle bir şey, ben Gökhan'ı her istediğini açıkça söyleyebilecek birisi olarak tanıdım. Burada da herkese bunu savundum. Diyebilirdi abi, benim kalbimde birisi var kızlar, ben size onu yoğunlaşamıyorum bak. Yoğunlaşamıyorum, tamam siz bana değer veriyorsunuz sağ olun ama benim kalbimde o var. Bittiği anda siz benim kalbimi almaya çalışıyorsunuz. Belki ayrıldıktan sonra hani, hayır Gökhan ne diyor biliyor musun? Bak Gökhan şunu söylüyor, evet benim kalbim onda ama siz beni sevdirtmeye çalışın. Kalbimi sen almaya çalış diyor. Abi ben ne yapayım senin Esra'ya kalbini alıp. Esra'ya da öyle diyordu. Benim onu, için mücadele et diyordu. Belki Rabia'yı kıskandırmak ben onun istiyor, kalbini evet, alıp temizleyip kendimi koyup nasıl kalbine mi takayım? Böyle bir saçma bir şey mi var? Aynısını Esra'yı İnsan da yapmış. İnsan sevmek ya, istedikten sonra sever. Ben herkes ne kadar sevgimi de versem o almak istemedikten sonra hiçbir şey değişmiyor. Gökhan 1, Aykut 2. Tek düşündüğüm şey ne biliyor musun abi? Dün bu kelimeleri söylemez ki. Canım. Rabia bak adam öyle bir hareket yaptı ki Aycan ona kemer çiçeği yaptığı zaman dedi ki mesela Ayça'yla kıyasla dedi ki sen dedi 10 şey çıktın dedi. Artık böyle çıtayı şey yapıyor ama çıtayı yükselttin dedi. Hani madem senin gönlünde başka birisi varken ben başka bir adamla görüşemem bile, konuşamam bile, anladın mı? Aynen. Ona dokunamam bile yani ki Ayça'yı beni öp, senin saçlarınla oyna. Şu an hepinizi yarıştırıyor. Bakalım ve hangisi bir adım daha atacak. Bakalım hangisi bir adım daha atacak. Ben artık yarışmıyorum, yarışmayacağım da. Çünkü anladın mı? Ben abi ben bir bayanım. Hani herkesin bir kapasitesi olur. Belki bundan benim yaptıklarımdan, verdiğim sevgiden bin kat fazlasını verebilen illaki vardır. Ama ben bu kadarını verebiliyorum. Ben
İlla ki herkesin yanlışı var. Ben elimden gelen bu. Zaten çoğu şeyde evet bana umut vermedi diye hiç karşı söyledim. Çıkmadım. Yani mesela o gala gecesinde bile kıskanıyorum dedikten sonra ağzından kötü bir söz çıktı mı? Ne dedim? İşte çıkması benim gerekiyordu dedim, anladın bak, mı? Bir dakika. Çıktığı zaman benim dedim yüreğim oluyordu. Ortada Seda abla gelen gelir. Gökhan için de bir şeyler yapmayacağım. Bu artık bana acı veriyor anladın mı? Hiç Gökhan'ın Rabia'ya karşı duyguların olduğunu hissettin mi? Ben Aycan'a karşı hissettim. Ben Rabia'ya dedim ki ya bu durum karşısında sen hala nasıl Gökhan diyebiliyorsun? Gamze ile Mehtap diye tarafta devamlı senin adını söylüyormuş. Yani söylüyorlar. Adnan dedi ki Didem'le ben bozulursam unutulurum dedi. Gamzeciğim sen çok havalandın. Ben de seni artık havanı söndürüyorum. Adam kendini ifade edemiyor. Şahin kendini ifade edemiyorsa burada ne işi var? Hala unutamadım diyorsun. Ama ne Aycan'ın önüne de benim önümü kesiyorsun. Çok özür diliyorum. Şahsen yüzüne söylüyorum. Sen Gamze'den uzak dur. Son nokta bize gelecek onay almak için. Biz onay vermezsek kalır. Orada oturmuş da işte Semih, Adnan, Gökhan. Ama hoş diyor, palyonoculuk oynamak. Ay yaşıyoruz ya. Hani hayattalar Allah'a şükür ama. Tamam. Çok özledim. Tamam. Harbi ağlayınca çok çirkin oluyorsun. Ya ağlama bir daha ya. Yıllardır bir aradaymışız da evlenip boşanmışız gibi hissediyorum. Bu da attığım çiçeklerin küçük bir özü olsun. Böyle kızıp sinirlenip gider misin? Tek başıma ardından bakar mıyım yani? Daha yeni elimi tuttun ya. Özlesin özlemişim ki seni. Seni seviyorum. Gelinler evine gittim. Bir baktım bana oturacak yer bile yok evde. Çok ciddiyim. Koltuğum diye kalmamış yani. Şaka yapmıyorum abi. Vallahi. Nerede oturdun? Kaldırım oturacak bir şey. Ayakta dikiliyoruz ya. Şey, baktım ne falan. Işte. Demek oturuyor. Ki demiş beni bu saatten sonra. Ama abi, ben, harbiden morali bozuk oturuyordu. Tek başına. Gamze'ye falan böyle. Abi yer yok. Yer bitirdin mi yaptın? Gamze'yle konuşman hararetliydi. Şahin sana bir koltuk alacağım. Gamze'yi canım sıkıntı. Gamze'yi eline sıktı. Teşekkür etti her şey için. Adam yol verişi bile değişti. Ne abi? Teşekkür ederim bana çekti bitirmiş. Teşekkür ederim dedi. Bugüne evet. Kadar benimle oynadığın için. Her şey için teşekkür ederim. Harbi teşekkür ettim için. Evet elini sıktın. Dur Gamze'nin peşinden gideceğim. Onu evet, seviyorum, evet, aşığım evet, diyen sensin. Evet, evet, ben istedim dedim. Evet. Tamam. Evet. Sen tamam. Zaten beni etkilemek tamam için da, yaptın. Tamam ben da, de sen neden bunu... He tamam. Ben... Etkilendin mi? Evet, senin tavırlarından, şunda şöyle etkilendim. Senin tavırların, bana yaklaşımın hoşuma gidiyor. Beğeniyorum dedim. Hı-hı. Ben senden hoşlanıyorum. Ben senden işte tamam. Hani elektrik bana alıyorum anlamında ki, değil. Bana demedin ki, bana bunları yapma, istemiyorum. Senin benim için bir şeyler yapmanı istemiyorum ama diye bana bir şey söylemedin. Ama sen içinden gelerek bunu yapıyorsun. Ben senin defalarca önünü kestim. Tamam, ben sana yükseldim tamam. De, peki, şunu kavga söyler da ettik. Senden şunu duymak istiyorum. Hı. Önümü kesiyor musun tamamen? Ben burada herkesin önünü kesiyorum. Tamam. Kimse yalan değil. Seni tanımak güzeldi, teşekkür ederim. Gel. En son kez elinde dokunuyorum diye. Olaya bakmış. Baba dedim mi ona böyle başarılı devamını diliyorum. Evet, İnşallah yeni aday için güzel oynarsın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol dedim. Allah'ım yolun açıksın. Yalnız dün dediğimizin aynısı nasıl oldu? Dedik ki yeni adaya da aklı kayacak. Diğer tarafta dün akşama kadar onlar abi konuşmuş. Hadi be. Yeni aday da böyle, yeni aday da şöyle. Gamze mi? Ah. Gamze. Hayırlı olsun. Onun aklı kaydı zaten. O ben ne dedim? Direkt dedim Gamze'nin tipi dedim Onur'a. Ben sadece sustum. Çünkü hakkım olmadığını düşündüm ama ben körü körüne seviyordum. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Yapmamalıymışım. Yapmayacağım da herkes istediğiyle mutlu olsun. Abi bir şey diyeyim mi? Zaten bir bayan da erkek de seviyorsa
sana olan sevgine bakar, saygısına bakar ama yok getirdiğin yemekmiş, yaptığın şeymiş, yok ikili kıyaslamaymış, yok sen niye onun şeyini bozdun muymuş, bozdun buna bakmaz. İsteyen insan onu kötüsüyle de ister, aynen, iyisiyle aynen de ister. Niye? Gökhan dört dörtlük müydü? Yo, hayır. Ama yo, benim gözümde dört dörtlüktü. Ve sevdiğin ben onun için öyle. Bak, evet. Ben onu öyle görüyorsun, aldım. Sevdiğin sevdim için. Sevdiğin için. O sevmek istese, o sevmek isteseydi ya da beni isteseydi o da beni bu şekilde alır, aynen, isterdi. Aynen, aynen. Demek ki istemiyormuş. Önünüz varsa Allah hakkınızda hayırlısını versin. Kimse için kötü bir şey demiyorum. İnşallah. Ama benden bu ben yapar. Şu an öyle bir konuşma yapmana gerek yoktu. Kendine yakışan bir konuşma yaptı ama hani dürüst yani bir gerek konuşma yaptı. Ben dürüst söyleyeyim abi. Elesin nerede? Bak bunu da söyle. Ben şu ara ben hiç kimseyi tanımayacağım. Tanımıyorum. Tanımayacağım. Gelen benim giden yok, buradaki yok olan hiçbir türlü adayım yok. Hiç kimseyi de tanımayacağım. Ama Gökhan için de bir şeyler yapmayacağım. Çünkü ben bir başkasına hoşlandığını bile bile ilk başlarda bir şeyler yaptım. Bu artık bana acı veriyor, anladın mı? Ben bir kadınım ya. Ben geldiğimden beri güzel bir şeyler yaşamak istiyorum. En sonuncusunda böyle Gökhan'da gerçekten çok güzel duygular yakaladım. Kendimi ilk kez böyle gördüm. Ya ben herkese car car lafını verebilen ben adamın karşısında iki kelimeyi bir araya getirip kuramadım ya. Öyle. Ben onun direkt sözünü aldım sustum. Aldım sustum. Evet. Haklı tarafı da vardı, haksız tarafı da vardı. Ama ben artık ne laf yetiştireceğim ona ne bir şey. Baksınlar belki de içinde ikisinin de ukde kaldı. Tekrar gelsinler bir araya, ilişkilerini tartsınlar. Ben artık yorumda bulunmuyorum. Çünkü bak sen gittiğinde öpme muhabbeti oldu, tamam mı? Onda bile ben burada nasıl kıskançlık krizine girdim. Evet. Ben gene de evet, o evi basmadım. Evet. Niye basmadım evet, biliyor musunuz? Evet. Gökhan'ı kaybederim. Gökhan'ı evet, kaybetme evet, korkusu. Evet. Mesela benim Esra hiç haddi olmayarak gitti bastı şey oldu. Bana komik geldi ama biz gene bir şeyler bak, Rabia yaşadık. Da yapmıyor onu çünkü bak beni kırmızı odalara çağırdı, canım, korumalarını verdi. Benim benden kopya çekiyor. Bak kırmızı odalara çağırdı, korumalarını verdi. Ben buna rağmen kaldırıp bir söz söylemedim. Kendimde bir hak talep etmedim. Ama artık yani yeter. Benim de bir de şu bana bak dün gittim ya ben erkekler evine. Diyor ki e tamam da diyor sen beni sen diyor kendini sevdirmeye çalışacaktın. Sanki ben şey... bir aydır uğraşıyorum ya. Bir aydır uğraşıyorum iyisiyle kötüsüyle. Hepimiz elimden öyle gelen bu emek veren taraf hep kadınlar, hep gelinler evi. Biz gidiyoruz, emek yapıyoruz, biz gidiyoruz, duygularımızı ifade ediyoruz. Kararlı bir şekilde her şeyin arkasında duruyoruz. Erkekler egoları hoşlanıyor. O da gelsin, o da gelsin. Ama benim sen için kimse bir şey yapmıyor. Kalbi başkasında olan bir erkeğe yapmadın ki. Sen hep sıfırdan başladın. Hayatım evet, aynı. Ama aynı hiçbiri hiçbir yani şeyin arkasında durmuyor. Buna Gökhan da dahil, Aykut da dahil, ya, başkası ama da dahil. Ama Rabia da emeksiz elde etmedi ki. Çok bambaşka bir kadın ben oldu. Evet. Mutfağa girmeyen kız mutfağa girdi. Evet. Konuşmaları, hal tavırları, giyimi, kuşamı, onun yanında hal ve hareketleri komple değişti. Ben Gökhan de da o değişimi zaten sevdi. Bak ben evet, değiştirdim. Tamam da o zaman Rabia böyle bir şey dedi yoktu. Sen de zaten tekti. Ayte sana bir şey söyleyeceğim. Gökhan'ın hani Gökhan'la Rabia ilk ayrılma döneminde sen hani dışarıdaydın. Aycan demişti ki benim hala Rabia'ya karşı duygularım bitmedi. Ondan sonra 3 hafta geçti. Bu 3 hafta esnasında sen geldin. Hiç Gökhan'ın Rabia'ya karşı duyguların olduğunu hissettin mi? İzlemedim ki. Yok, Gökhan'la biri buradayken. Geldikten sonra mı? Yok, hissettin hissetmedim mi? Ben Aycan'a karşı hissettim. Tek başına oturuyor Mete. Dedim geldim sen de biz de otur. He. Hatırlıyor musun o günü? Vay. Hatırladın mı? Dürüst. Ben de zaten o günden abi, sonra galiba ya. Kendi elinde mi böyle? Sizin dünkü oturduğunuz yere bahçede. Sen tek oturuyordun. Ben dedim gel Mete dedim. Niye tek başına oturuyorsun? Geldim biz de oturalım muhabbet edelim. Tamam zaten ben o hafta zaten Gamze'ye yazdım. O hafta Gamze yazdı. Evet. Ben senin içinde böyle bir niyet olduğunu bilsem ben seni yanıma çağırır mıyım böyle bir şeyde? Gamze'ye yaklaştırır mıyım sence? Abi içten pazarlık dediğim sen gelsen bu insan benim arkadaşım, dostum, arkadaşlık olarak çok iyi bir insan demedin mi? Hayır ben zaten hala arkadaşım. Ben bir şey değilim ki onunla. Hayır adamın yanında oturuyorsun. Nasıl yeğenim abicim orada geliyorsun. Bir şey istediği adaya şu an diyorsun ki ilgim var. Hani ben sen dedin diye, arkadaşım dedin diye ben gel sen de bizde oturan tek başına kaldın orada. Tamam hani ben de ona dayanarak Gamze'ye yazdım o hafta yani. Hayalde bak tamam şey yani, anlamıyorsun. Neden arkasında duruyorsun? Yazdıktan sonra sen Gamze ile aranda nasıl bir elektrik oldu bir anda? Bak şimdi sen söyleyebilirsin, sen çağırabilirsin kızı. Ama Gamze seni nasıl tahmin ediyor? Gamze beni tahmin şey, etmedi. Pardon, Gamze'nin sana olan bu desteği nedir? Gamze beni buraya geldiğinden beri o beni destekliyor. Ama Gamze sana bir arkadaş olarak demiyor. Bak siz ama yanlış bir şey söylüyorsunuz. Bak şimdi Şahin diyor yok anlaşmış diyor. Sen ne dün anlaşmış diyorsun evet, da ben sen diyorsun ki Gamze seni neden bu kadar... Gamze beni geldiğinden beri burada savunmuyor mu?
Savunuyor ayrı bir olay. E, tamam. Birden bu kadar bize karşı şey. Arkadaşlar tamam da biz şimdi şu an sevgilimiz Aykut, Gamze. Biz yine bir oldu. Deniz yine bir şey diyor savunuyor. Ben şu an yine Gamze'yle. Hani şu an sen onu farklı yönlendirmek istiyorsun. Ama Gamze'nin söylemlerine sen hiç dikkat ettin mi? Aynen. Şu an hani imkansız ama diyor. Yine de diyor bir şey. E tabii canım imkansız diyor. Yani. Ya şiir konusunda bile dedi ki Mete'nin şiiri imkansız aşkı yaşamaya çalıştırmak istiyor burada yaşamak istiyor da. Biz ne imkansızları gördük kardeş. Öyle bir şey yok. Bu da insanları rahatsız ediyor. Burada sana bunu yapamazsın, edemezsin zaten demiyoruz. Bak bu gayet olabilir. Şu an Gamze'de yaşadığı şey olabilir. Bu olacak bir şey. Ama bizim de kafamızda soru işaretleri var. Bunlara düzgün cevap verirsen zaten bu soru işaretleri kalmaz. Tamam işte yani ama soru işareti. Cevap veremezsen bu sezonun en başında mesela Ceylan'la Deniz'in biz anlaştığını anladık ya. Tabii. Dürüstçe söylüyorum yani. Siz sana geçen hafta da bana başka bir adada için demiştiniz aynı şeyi. Onun için niye devam ettiniz? O zaman da bir şeyler vardı. Çünkü tamam, uyandınız mevzuya. Neye uyandım? Sen bana onu dedikten onları dedikten önce Rabia benim adımı yazmış. Canım benim ben anladın mı? Ben i̇şin, ilk hafta da Rabia'yı yazdım yani. İşin perde arkası var. Perde arkasında olanları da biliyorum. Bana kimse bir şey anlatmasın. Bak ben biliyorum. Neyse boşver. Ethan sen bana demedin mi ben Nazlı olmazsa kesinlikle Rabia'yı tanımak istiyorum demedim mi? Dürüst evet. Ol. Tamam. Neye dayanarak Rabia'yı tanımak istersen 3 gün sonra geldin Gamze'yi tanımak istiyorsun. De Gamze'yle yakın daha yakındım yani. Gamze'ye yakındım. Abicim Gamze'yle yakındın çünkü... Neden biliyor musun? Çünkü ben, bu evde ben aşk bile... kazanıyor, aşk yaşamazsa gideceğine biliyor. Mecbur. Ben bile sana güvenerek dedim. Abi. Derdim yoktu. Geldiğimden beri burada ben aşk yaşayarak kazanıyorum. Yapma ya. Kaç kişi bak kaç kişinin ismini verdin ya. Tamam verdim. Ben diyorum ki Gamze'yle bir şey yaşamazsan Gamze'den sonra bir daha vereceğim isim. Hiçbir gelişme yok anladın mı? Şu an sen Gamze'yi tanımak mı istiyorsun arkadaşlar? Yılmıyoruz abi. Hepsini tanımaya gelmişler. Her şey yok. Kardeşim ama kafanda illa ki böyle birileri canlanır. Dersin ki benim kriterdim. Kriterimdeki insanlar. Şu özellikle olur. Bak işte, karşı abi. Evde de senin ya 3 tane ya 4 tane adayın olması lazım. Mantıken işte. Baktığın zaman. Ama sen hepsini tanırım dersen bu eve tutunmak için gelmişsin. Aa, oynamak için gelmişsin gibi. Algılarım ama. 3 tane şey adayım olabilir. Şu an zaten burada insanlar bunu olan hep insanlar fark ediyorlar. Var, insanlar. Tamam işte Metan öyle diyorum. Ben sana ama bu da samimi durma zaman... kardeşim. Şimdi Gamze'nin dün söylemlerinden sonra senin direkt böyle ona yürümen bana hiç samimi gelmedi yani. Zaten Gamze'nin duyguları samimi değil abi ya. Gamze'nin zaten duyguları samimi değil. Bunlar büyük ihtimal dışarıda konuştular, anlaştılar. Dedi ki Metehan'a dedi ki sen de benim ismimi söyle. Ben de senin ismini söyleyeceğim. Tahminler de beraber söyleyelim. Biraz insanların aklına sürdürürler. Mesaj verelim. Tahmin değil. Bir anda yapamazlar abi. Bunu bence en iyi Aykut bilir. Sence Aykut Gamze böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yapmış olamaz. Dışarıda konuşmuş. Dışarıda konuşmuş. Ben sanmıyorum. Bana çünkü aynı şeyi söylediniz. Ben de dışarıda konuşmadım. Düşmedi. Telefon da ya. Sen Gamze'nin bak, ama tutarsızlığı var hani. Bana ya mesela biz onunla şey konuştuğumuz zamanlar aynı bana beni yargıladı, bana söyledi her şeyi kendi yapıyor, hiçbir insanın gözüne batmıyor. Ama bana geldiği zaman yapmıyor. Gökhan dedi ki ben Rabia'dan hoşlanıyorum. Sen istediğin insanın başkasının hoşlanabildiğin halde... Ama akabinde ne dedi? Hoşlantı dedi, geçebilecek bir şey. Hoşlantı bir anlık bir şey. Hoşlantı diye bir şey yok arkadaşım. Hoşlantı diye bir kelime yok. Tamam yani adam Rabia ile yaşadığı zamanları hala unutamamış. Evet. Açık ve net. Rabia'yı hala seviyor. Seviyor anladım. Demek ki. Ama kızların da önünü kesmiyor. Hiç de hissetmedim. İşte ben Gökhan'la bu konuyu konuşmak istiyorum özellikle. Ben Rabia'yı sevdiğini de düşünmüyorum Rabia kusura bakma. Sadece senin aynen. Adayın geldiği zaman şey kıymete bindi. Nasıl Esra geldiğinde sen Gökhan'ı kıymete binmişti. Onun gibi. Tabii ki de sevgi olmasa uyarıcı. Böyle şeyler olmaz. Sevgi olduğu için oluyor. Anladın mı? Uyarıcı olarak. Şimdi yani. Sevmeye başladı. Size bir Gökhan'da. Şey anlatacağım. Bak kırmızı odada bir yaşadığımı anlatacağım. Ben olayın içindeyim ya göremiyorum. Hani siz de bunu yaşamayın. Evet. Bana İnsan çift taraflı oluyor. Bunu bir anlatın. Biz bahçede önce Gamze ile konuştuk. Ben dedim ki elini tutmak istiyorum ama anladın mı ya? Bak ben bunu herkese deniyorum. Yapabilirim tamam mı? Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Daha önceki ilişkilerimde el ele de tutuştum tabii. Herhalde. Ama onun elini direkt alıp tutamıyordum. Ben dedim nasıl yapacağım bunu? Biz konuştuk falan. Ben dedim bugün elini tutmak istiyorum. Kırmızı odada. Dedi ki bence dedi bunu dedi ikimiz de dedi aynı anda aynı şeyleri hissettiğimizde yapalım. Ben önce bunu kötü algıladım. Ondan sonra ne dedi biliyor musunuz? Daha öncekiler gibi dedi sahte olmasın. Şimdi ben dedi sana bak birinci tezat. İkincisi ben dedi sana dedi mektup yazmadım dedi. Ben burada gene bir üzüldüm. Ama dedi ben dedi birine zamanı gelince dedi ben dedi ömrümü bile yazabilirim. Şimdi abi bu konuşma kötü mü? Bu konuşma iyi mi? Bu kırmızı oda nasıl? Şimdi bizim için nasıl geçti? Bak kötü desen
Hiç diyecek ki. Bak o ne yapmış? Kötü desen bak. Değil. Kötü desen değil. İyi desen değil. E dün de Seda abla romantik miydi deyince ben sahte diyorsa o zaman Rabia Nesli'nin sahteden tutmuş. Aynen. Oluyor. Senin Rabia'yı mı kastetti, seni mi kastetti? Benim ikinizi de mi? Ki o. Bak, tutuştunuz ya kırmızı orada. Orada sen ya de hatalısın. Benim senin geçmişinden. Bak, sen de hatalısın o da. Elini tutmak mı istiyorsun kardeşim? Tutacaksın. Elini evet. Tutabilir miyim evet, denmez. Evet, evet. Böyle ama şeyler. Böyleyiz. Bak, benim Adnan, şöyleyiz. Ben Adnan elini tuttuğumda elimi itmişliği de var. Ne yapayım ben bundan vaz mı geçeyim? Ama elimi bak, itti mi diyeyim? Ama bak senin olayınız farklı. Ben boyuna sarıldığımda kendini çekmişliği de var. Ama ben duygumu yaşıyorum. Onun ne tepki evet. Verdiği umurumda değil. Didem neyden korktun ben biliyor musun? Bak sen benim anladım. Bir elimi bir tut elini şu durumdan korktum. Yani. Bundan korktum. Kırılmaktan ya yapsın, korktum, incinmekten. Sen hep kaybetme yapsın korkusu gör. Olduğu için konuşamadın ya yapsın anladın ki mı? Gör evet, isteyip evet, istemediğini evet, gör adamın. Evet. Abi yapsın. İstemiyormuş. Beni istediğini ben düşünmüyorum artık tamam mı? Ben sadece neye üzülüyorum Rabia biliyor musun? Bak onu da söyleyeyim. Üzüldüğüm tek şey ben hala lafımın arkasındayım geçenki dediğim gibi. Senin... Yani bak illaki sevgin artık onu geçtim var yok. Bence artık sevgin var. Şu an varsa son da, zamanlarda. Bak varsa da ben ilk kez böyle bir sevgi yaşıyorum. Gerçekten çok yoğun yaşıyorum. İlk defa sesim çıkmıyor. Gücüm yok. Böyle her şeyim kırık dökük. İçim var ya kemiklerim sızlıyor. Çok farklı bir acı yaşıyorum. Hiçbir şeyde ben böyle olmamıştım. Belki de bu evin olayından oldum böyle. Ama ben... İkimizin sevgisini kıyasladığımda kendiminkini daha fazla görüyorum ya. Benim canımı bu acıtıyor. Demek ki abi çok sevmek yetmiyormuş ya. Ya da değer vermek yetmiyormuş. Sen onun sevgisini, zaten. Senin sevgini ölçemezsin ki. Ben daha çok seviyorum diyemezsin ki. Sen abi, dışarıya gösterirsin. O kız içinde yaşıyordur. Nereden biliyorsun sen daha çok sevdiğini onu? Sen hep zannetmiyorsun. Abi bak şöyle düşünüyorum. Anladın mı? Bak hep şuradan düşünüyorum. Sen başka erkeklerin adını ağzına alabiliyorsun. Bak, belki kıskandırmak için yapıyor. Beni kendinle kıyaslama. Benim bir şeylere ne amaçla yaptığımı bilemezsin. Beni kıyaslamayacaksın kendinle veya başkasıyla. Aynen. Yok artık hiç kimseye bu lafım sözüm yok. Sen onu kendi içinde yaşadın, yaşıyorsun, bitti. Bilmiyorum artık her neyse. Size bir söz söylemiştim. Ben Gökhan'ı karakteri duruşuyla beğendim. Daha sonrasında bütünüyle sevdim diye. Abi ben Gökhan'ı daha farklı. Hani ben... adaletli şeyli falan düşünüyordum. Bak Rabia ve Ayça'yı yokmuş gibi düşün ne yapardın? Öyle hareket et. Anladın mı? Dün dediğimiz aynı yola çıkıyor. Eğer kadın istiyorsa yapacak diyecek bir şey yok. Ödeyecek bir şey yok. Ben de şimdi daha ilk günden Feryat Figen ne yapayım? Nasıl dersin bana falan mı diyeyim yani? Sert mi çıkayım? Hiçbir şey yemez. Ya diyecek bir şey yok. O kendi kendini sıkıntıya soktu bence. Ben de dedim zaten hengamenizle baş başa kalın. Abi çünkü ben hiç beklemiyordum. Benim bildiğim Aycanlar abiye burada iyi anlaşan iki karakter değil miydi? Hı. Şimdi Gökhan'la Aycan bir şekilde münasebete girince, ilişkiye girince ne oldu? Araları bozuldu. Araları bozuldu. Ben de Rabia'ya dedim ki ya bu durum karşısında sen hala nasıl Gökhan diyebiliyorsun? Hala nasıl diyebiliyorsun ya? Ben olsam diyemem abi. Yani bak gurur da yapsam diyemem. Sinirlensem de diyemem. İnat da yapsam diyemem. Yapacak bir şey yok. Beni kendisiyle kıyaslıyor. Bana göre diyor Rabia'nın sevgisinden daha fazlaydı benim sevgim. Sen bunu bilemezsin ki Didem de orada dedi zaten. Kimse kimsenin sevgisinin nasıl yaşadığını bilemez ki. Kıyaslama yapıyorsun. Herkes ortada bağırıp çağırıyor. Ben daha çok seviyorum. Ben seviyorum. İşte herkes... Ben daha çok seviyorum. Aynen. Hepiniz çok seviyorsunuz da bir Rabia'yı unutturamamışsınız yani. Hı. Ne işe yarıyorsunuz? Pardon aynen. Yani. Bence onunki neydi biliyor musun? Hırs. Aycan'ınki mi? Hırstı. Gökhan'ınki. Hayır, Aycan'ınki hırstı. Ama mesela şöyle bir şey, Onur bana aday geldi. Ve Gökhan'la biz hani hep bitti diyoruz ya. Demek ki bitmemiş, adam tepki gösterdi. Bitmedi bizde bir şeyler. Bunu anlamıyorlar. Bitmedi ama devam da etmiyor. Devam, evet ilişkide değiliz yani, ama... Edebilir mi? İster misin? Ya tabii ki özledim ya. Gamze'yle Mehtap diye taraftan devamlı senin adını söylüyormuş. Gördün mü? Yani söylüyorlar. Mehtap'la böyle... Mehtap'la dün bana dedi korkuyor musun benden? Yok dedim korkmuyorum. Olur. Bakışlarını sordu bana. Nasıl bakıyorum falan diye. Ben de dedim yeşil yeşil bakıyorsun. Ya. Mehtap çok cilvelmiş.
Bak inanılmaz ya. Kızların en cilveli... Şimdi Mehtap'ın cilveli olması... Yazın. Eksi. Eksi bir durum mu, artı bir durum var mı? Yani hani mesela nasıl cilveli derken şöyle mesela. Hani bana da cilve yapabilir, gidip sana da cilve yapabilir mi? Yok. İstediği erkeğe sadece cilve yapar. Hani sadece erkeğini yapar. Eyvallah. Yok, ben Mehtap'la ikin olmasına rağmen iyi anlaştım ya. Mehtap'la kolay kolay herkes iyi anlaşamaz. Değil mi? Bir de öyle bir durum var. Ondan dolayı sana öyle benden korktuğunu sorusunu sorması normal. Mehtap'ı kimse elinde de tutamaz kolay kolay. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Vallahi. Burada çok değişik bir şey var. Ben her şeyi gördüm. Hiçbir şey olmaz demiyorum. Yo yo, ben de demiyorum. Yani benim olmazlarım olması için çok net bazı şeyleri görmem lazım, anladın mı? Sert cevaplar vermem lazım. Bu olmaz Adnan demem lazım mesela. Yani şu an benim için olmaz diye bir şey yok abi. Yani ben her şeyi açayım bir şekilde, anladın mı? Yani ben buraya sonuçta insan tanımaya geldim. Yani evet. Evlenmeye geldim. Güzel mi? Boş muhabbet yapmamaya geldim. Öyle. Adnan daha düne kadar kim ne derse desin, kim ne anlarsa anlasın diyen Adnan, hani suçlu olan Didem'di bir şeyleri saklayan. Bütün hani Didem hep altta kalıyordu, tamam mı? Hatalı olan evet. Didem'di. Bugün sanki Adnan suçluymuş gibi. Hani hep bir özür dileme, hep bir elde etmeye çalışma. Sen nasıl R'ye yapabiliyorsun? Neye göre? Acaba şey yüzünden mi? İşte bunlar çift ya. Dışarıda tutulardı falan mı filan? Hadi canım. Kesin canım, başka bir etkisi yok. Başkasıyla tutulmadı. Adnan biraz gözde oldu, tamam mı şimdi Didem sayesinde? Birinci de bence geldi Didem. Bence Didem Adnan sayesinde gözde oldu. İkisi de birbiri sayesinde oldu. Neyse. Neysesi şu arkadaşlar. Ben burada benim adayım başkasıyla yemeğe gittiğinde ev basıyordum. Burada tartışıyordum. Cidden tabaklar, çanaklar havalarda uçmuştu. Yalan değil. Ama herkes bana Mehtap nasıl gözüküyorsun? Kötü gözüküyorsun falan filan demişti. O gün Didem'le Aykut yemektelerdi. Hiçbir şey yapmadı. Sanki hani Didem zaten suçluyken de Aykut'la mesela sürekli anılıyordu falan ya. Sürekli Aykut diyordu. Ne oldu? O suçlu Didem bir anda haftalardır suçlu olan Didem gitti de yerine suçlu olan Adnan mı geldi? Ne değişti yani? Çarkta ne döndü? Çarkta yalan hani... Yalan da olmasa sonuçta söylemeyen bir kadın var değil mi? Bir tane değil, iki tane değil. Didem de bana günah keçisi modu yapmıyor mu sürekli? Sen yaptın. Senin sen yüzünden boldun. Sen boldun. Dün şurada sordum Didem, dedim. Siz Adnan'la niye tartıştınız? Adnan hani burayı bırakıp gitmişti işte Semih yüzünden. He dedim, ben de benim yüzümden bıraktı gitti zannetmiştim dedim. Hani hala bir günah keçisi moduna sokmaya çalışıyor beni. Evet. Kendini haklı sürekli şey çıkarmaya işte, çalışıyor. Mehtap gelmese öğrenemeyecekti. Tamam, Mehtap gelmese öğrenemeyecekti ya, ama bak, ne zamana kadar? Çarkın içinde Didem'in bir sürü hataları. Tamam mı? Semih'i yazması, mesela bu evliliğini gizlemesi, Aykut'la olan münasebeti. Herkes Aykut'la Didem arasında bir şey var diyordu. Hepsi unutuldu. Mehtap günah keçisi seçildi. Adnan da sanki suçluymuş gibi, haklıyken suçlu duruma düşmüş. Şu an Didem'in arkasında dolanan biri oldu yani. İlişki yalan bitmesin. Mı? Geçen haftalar böyle değil miydi? Bugün evet. Ne değişti de böyle oldu? Bak düşün, ilişki bitse ne olur? Şimdi Adnan Didem sevildi, anladın mı? Hayır, ilişkide dışarıda Adnan dışarıda. Didem tutuldu. Adnan dedi ki Didem'le ben bozulursam unutulurum dedi. Evet. Ben başkasıyla parlayamam dedi. Hani orada hep Didem benden prim yaptı, bilmem Didem prim yapıyor falan filan kullandı attı diyen Adnan şu an peşinde dönüyor. Ne oldu? Çünkü ne değişti? Didem'le Adnan tuttu dışarıda. Ha. Dışarıda herkes Adnan Didem falan filan diyor falan. Didem benimle aynı yaşıt bir hatun. Hı hı. Üstüne üstlük de estetik de bir hatun. Yani ben de gider yaptırırım her şeyimi. Daha küçük de gösteririm. Hı hı. Değil mi? Sen bir de yaptırsan çok yani, daha güzel gösterirsin. Sarışın masum olabilirsin. Allah'a şükürler ama şey yani benim anlatmaya çalıştığım her şeyde Didem suçluyken nasıl bu kadar her şey geri atılıp da Adnan suçluymuş gibi Didem'in peşinde gidiyor? Benim aklım almıyor. O dediğin mevzu o zaman. Hangi dışarıda mevzu? Dışarıda tutulduğu için. Ya dışarıda tutulduğu dışarıda için. Dışarıda tutuldukları için. Ya da telefon birisi bunların arasını görüştürüyor, konuşturuyor abi yani danışıklı dönüşüklü. Bir evet. İnsan bu kadar hani karşımdaki aday neler yapmış diyordu, tamam mı? Hep sustu bilmem ne. Ben o gün Adnan oradan buraya geliyordu şey dedim. Nasılmış Adnan? Gidip de bassana evi dedim. Çirkin gözükürsün değil mi dedim. Beni hep kınıyordu. Hep beni kınıyorlardı. Kavgacı kadın, Mehtap kötü, ben Mehtap'ı kötüledikçe millet bana bravo diyordu Adnan bana hep. Hı hı. Bak gün oldu, devran döndü. Şimdi Adnan'a bravo mu diyorlar? Hayır. Hı? Şu an Adnan'a bravo dönülecek durumda mı? Hayır.
Ya kimse bana şey ya, ya hakikaten sinirlendim ya. Anlayabiliyor musunuz benim anlattığım, evet, canım, ya da anlatmak istediğim şeyi? Anlıyorum. Anlıyorum. Biraz Adnan'ın üzerinden prim yapayım şimdi. Ay gerçekten Adnan'ın üzerinden biraz prim yapmaya... Biraz da halka oyna. O kadar olur mu? Didem yapmış, birinci olmuş şimdi. Biraz da ben ağlayayım, zırlayayım. O kadar ihtiyacım var ki şu an Adnan'ın üzerinden prim yapmaya. Çok ünlü Adnan. Adnan ne ki üzerinden prim öyle yapacağım? Öyle söylüyordu Didem'e. Ya bırak ya. Kimse kimsenin üzerinden prim yapamıyor. Ne primi Allah'ın seversen. Şurada nesiniz ki bak sanki? Bak canım, bunların hepsi konuşulmadı mı ben geldiğimden beri? Bunlar söylendi mi? Ben, evet. Ben uydurmuyorum. Evet. Ama bu evde kimse kimsenin üstünden prim yapamaz. Didem'in haksız olduğu yönler çok fazla. Mehtap bunu savunuyor ama şunu da savunuyor. Adnan kendini suçlu konumuna mı düşürmeye çalışıyor? Hani burada ne var? Bir şey var. Didem suçluyken Adnan suçlu konumuna düştü. İlişkilerini tekrardan başlatma sürecini hızlandırdılar falan. Hani bizim burada gizemli bir durum var. Onu çözmeye çalıştık. Mehtap da galiba bu durumu da biliyor. Ben öyle hissettim. O yüzden benim yorumum bu kadar. Mehtap'tan ilerleyen günlerde yine bir şey çıkabilir. Gamzeciğim, sen çok havalandın. Ben de seni artık abone söndürüyorum. Adam kendini ifade edemiyor. Şahin kendini ifade edemiyorsa burada ne işi var? Hala unutamadım diyorsun ama ne Aycan'ın önüne de benim önümü kesiyorsun. Çok özür diliyorum, şahsen yüzüne söylüyorum. Sen Gamze'den uzak dur. Son nokta bize gelecek onay almak için. Biz onay vermezsek kalır. Orada oturmuşlar işte Semih, Adnan, Gökhan. Ama o işte palyonoculuk oynamak. Ay yaşıyoruz ya. Hani hayattalar Allah'a şükür ama. Tamam. Çok özledim. Tamam. Harbi ağlayınca çok çirkin oluyorsun. Ya ağlama bir daha ya. Yıllardır bir aradaymışız da evlenip boşanmışız gibi hissediyorum. Bu da attığım çiçeklerin küçük bir özü olsun. Böyle kızıp sinirlenip gider misin? Tek başıma ardından bakar mıyım yani? Daha yine elimi tuttun ya. Özesini özlemişim ki seni. Seni seviyorum. Yani burada onların yaptığı şeyleri hiç kimse görmüyor. Gamze bana da söylemiş, ben de sen Şahin'e inanmıyorum dedi yani. Ya Şahin'e kimse inanmıyor. Yani şey, Gamze bana da inanmayabilir. Ama ben sonuçta zaten Gamze'ye o tarz bir şey demedim. Ben sadece... Hissetmiyorum dedi, bir aynen. Şey hissetmiyorum dedi. Yani ne kadar yap. Ama işin manidar kısmı, hani bir şey hissetmiyorsan... Diyor ya, keskin bıçak gibi önünü kesiyorum ben bütün alaylarımın. Keskin bıçak gibi kesse hiç ona hediye götürme cüretinde bile bulunamaz. Kim? Şahin'in, Gamze'nin. Şahin hani, götürmüyor Şahin, ki abi. Allah Gamze Şahin burada... Suçlu, abi. Bak, Gamze, Gamze hayır net abi, suçlu Gamze'nin yani. Bir suçluluğu yok. Şahin... Ablası yok ya. Abi gelen hediyeyi alıyor yani, ne yapacak? Al git mi, suratına mı vuracak? Abi, o da yüzsüzlük yani. Hayır, şey olur. Şey olayını, geçen hafta dans olayında. Orada haklı. Ne yapıyor? Haklısın. Orada resmen... Bir şey hissetmediğin insanın neyle dans ediyorsun? Orada resmen bir şey hissettiğin değil. Orada resmen sana nispet yaptı. Başka bir şey değil. Kendini kaybetti. Kendini kaybetti. Fakat yani... Abi Şahin'in olayı yok ya bence bu evde. Dediğim gibi yani hani... Şahin bu evde hiçbir şekilde ilerleyemez. Ya Şahin bak, şöyle bir şey var. Belki 2-3 defa, belki 10 defa tamam bitti artık buraya kadar deyip tanıştım, memnun oldum, seni tanıdığıma memnun oldum diye biliyor. Ama ertesi tekrar geliyor yine Gamze. Çünkü Gamze'den başka şimdi başkasına gitse kimse Şahin'le tanımayla girmez. Aynen. Ve samimi bulmaz. Aynen. O da şu an onun devamlılığını sürdürüyor. Devamlı olarak hani Gamze dedim, ben kararlılığımı devam ettireyim diyor. O sürdürmüyor ki. Olmayacağını o da biliyor. O sonra ne oluyor ama bu? Sonra ne oluyor bu? Nasıl algılanıyor? Vazgeçmeyen erkek model olarak. İşte aynen onu kendi yaptılar yani. Kendi kendini yüzüyor, anladın aynen. Mı? Bak, Şahin kendi aynen. Kendini yüzüyor. Yani bir de bunu yücelterek söylüyorlar böyle burada. Bazen. Otur, yeni aday gelsin, bekle ya da başka bir şey olsun. Aynen. Bekle ya da makara Suat yap, abi eğlen. Yap. Aynen, Suat Kalkın. Abi gibi yap. Aynen. Suat abi ne yaptı? Geldi, bekledi. Vakti olmadı, gitti abi. Bu kadar basit.
Yani neyin kafasında yaşıyorsun sen? Bana daha geçen gün bana şey dedi ya. Şahin'le burada oturduk geçen 3-4-5 gün önce. Dedi o zaman Aykut değil benim rakibim sensin dedi. E şimdi niye böyle yapıyor? Şahin mi diyor? He. Siz herkesi elediniz. Ununu elemişsin, eleğini asmışsın. Ben öyle girdim içeriye. Tabii en canım. Son ben girdim. Sen Semih'i yazalı üstünden asır geçmiş, ben sonra girdim içeri. Aynen. Adnan'ın tek kızdığı konu zaten neden evliliğini söylemedin konusu değil. Semih konusu da var, o konu da var. Sonraki sürekli Aykut'la anılmak. Hayır, o kadar kızıp sonraki Adnan suçlu gibi. Mi bu kadar kızıp. Ha. İşte tamam, ben de onu diyorum yani. Sonra kendini suçlu Adnan gibi gösteriyor. Adnan sadece o günkü masaya vurduğu tekme yüzünden özür diledi. Sanki bütün her şeyi Adnan yapmış, çok suçluymuş gibi şu an Adnan gösteriliyor. Evet. Anladın mı? Didem'in sonradan bütün set biliyordu, sosyal medyada da bu yayılmıştı Adnan. Sen nasıl duymadın demesi? Pişkin. Adnan da dedi ya, duydum ha? Ama senden duymayı ha? Bekledim. Sen de söylemedin. Ben de doğru olmadığını inandım. Ben niye oluyorum arkadaş? Bak sen işte bak, sen onun farkında dışarıdan değil misin bilmiyorum. Gözüküyor. Zaten Şahin bunu yapmak istemiyor. Bunu Semih, Adnan, yanındakiler yapıyor ve o Şahin'in farkında değil. Ne kadar onlar bak. Şahin'in farkında değil ama bak. İstemese yapmaz abi. Ama bak Şahin farkında değil. Şahin'i resmen küçük duruma düşürüyorlar. Anladın mı? Çocuk artık yerin dibine girdi yani. Kardeşim kimseye düşüremez. Kendi düşmüş o. Tamam düşürüyorlar işte. Kendi arkadaşları düşürüyor. Daha geçen gün burada Onur burada muhabbetini yapmış. VTR'de gördük. Bık. Gamze şunu yaptı size. Şahin kendi de söylüyor. Diyor, ben diyor artık bu durumdan sıkıldım. E kardeşim sıkıldıysan o zaman bırak. E sıkıldıysan geç git aynen. Neyin kafasını yaşıyorsun bana geldim. Yani bu çocuk, ben bunun şeyini anlamıyorum. Yani en uyuz olduğum yanı ne biliyor musun? Hadi bırak Gamze olayını. Ya insanlara güvenerek arkasında şu an burada Adnan, Gökhan, Semih olmasa tek başına gelip konuşabilirim benimle ya. Bize böyle şekil şukul konuşabilir, bana yok, konuşmaya sana izin vermeyelim ya diyor. Sen kimsin ya? Nesin sen? Neyin var senin? Nesin yani? Ya onların destek alıyor. Ayrı bir şey. Ben hani şey yorumluyorum ben. Gamze'yle. Abi Gamze olayını bırak. Ben artık bu işi Gamze'den de çıkardım. Şeyden de çıkardım. Yani bunların evdeki tavırları çok farklılaşmaya başladı. Ben bundan sıkıldım yani. Ben zaten illaki burada kaldığım sürece biriyle tanışırım yani. Anladın mı? 8 tane insan var orada. İllaki biriyle yıldızım tutuşacak. Gamze olmasın, başkası olsun. Belki çok enteresan birisi olacak. İllaki bir şey olacak. Ben burada tanıyorum insanları. Tanıyacağım bir şekilde. Sen de tanıyabilirsin. Onu da tanıyabilirsin. Ama şey de var bak. Dün sana kim biri bir şey söyledi. Orada da hani insan der ya. Hani kafasının yattığı bir karakter olur. Kafasının yaptığı bir fiziksel görüntü olur. Yani hepsini tanıyacağım dediğin zaman insanlar şey anlıyor. Ya bu çocuk o zaman ne olursa olsun fark etmez. Biriyle ilişki yaşayın mantığı. Hayır. Hepsini. Orada 8 tane bayan var. Hepsi senin ilgini çekiyor mu? Hayır. Ama 8'ini birden tanıyacağım dediğin zaman... Çok farklı. İşte onu ama anlamaları lazım abi. Ben 8'ini birden de o zaman tekrar Hazal'ı mı tanıyacağım? Didem'i mi tanıyacağım yani? Ya hayır, zaten ilişki yolunda olan başlamış insanları zaten öyle bir gelerek kendi profilini oluşturdu ama ondan sıyrıldın. Yani şu an aday olmayan her insanla tanışabilirsin. Tabii canım, tanışabilirim şey yani. Ben zaten hani kafamda mesela şu an atıyorum. Mehtap hiç yok kafamda. Mehtap'la tanışmayacağımı biliyorum. Ayça hiç yok. Onunla da tanışmayacağımı biliyorum. Yani yanlış anlamasınlar bunu duyarlarsa falan. Öyle bir şey olarak değil yani. Öyle bir diyaloğum yok. Kim var aklında? İşte Gamze var. Gamze'yi tanıyorum. Hani Rabia. Nazlı'ya gittim, Nazlı olmadı. Rabia. Ben Nazlı'nın olabileceğine emindim biliyor musun? Olabileceğine. Ama evet. Ben istesem uğraşsam onunla olurum çünkü o da bana dedi. Niye savaşmadın? O tarz bir şey söyledi. Diyorum ya, ya böyle bir şey var ya da konuşuyorlar abi aralarında. Yok böyle bir şey. Hmm. Saçmalık yani. Ama bu çok büyük bir iddia. Ben olayım. Semih'i yazdım tepkisi var ya. Evliliğini gizleme tepkisi asıl Semih'e verdiği tepkinin aynısı olmalıydı. Hatta daha ağır olmalıydı. He. Anladın mı? Evet. Bilinen bir şeyler var. He. Anladın mı? Bildiği için de tepki az. Bildiği ne tepki için. Vereceğini bilmedi ya da sustu ya da işte ne bileyim yani. Oscar'lık ya. Oyuncu olmadığına göre. Kim değil? Oscar'lık oyuncu asıl aynen. Adnan. Nasıl olmadığına göre. Adnan Oscar'lık oyuncu da orada İnce'yi kaçırdı. Hmm. Biraz insan der ki arkadaşım yazıldığında böyle tekmeliyorsam her yeri sağa sola kırıyorsam. Aa sevdiğim kadın bir şey saklamış ki sevdiğim kadın demiyordu o dakikaya kadar. Değil mi? Daha evet. Büyük tepki vermem daha gerekiyor. Büyük tepki ya bir şey söyleyeyim mi? Bence her şey konuşuluyor. Şekilde, her şey Adnan konuşuluyor. Suçlu oldu. Didem'i halk birinci seçti. Neyden dolayı birinci oldu? Deli divane aşk mı yaşatıyordu? Adnan'dan asla vazgeçmem deyip benim yakamı mı topladı? Ben Adnan'ın yanına da gittim, şımardım kızı da. Kaç kere sen denedik Didem'i? Kaç kere denedik demedi. Bu Didem'i? Kaç kere denedik? Bak kendim kötü
kötü duruma düştüm hani burada şey kız oldum ya Adnan Madnan muhabbetinde. Evet. Ama onda bile bak Didem'i denedik yine bir şey yok. Hiçbir şey yapmadı ya, hiçbir şey yapmadı ben bana. Ben Adnan'a güveniyorum diyor. Abi ne kadar güveniyorsun sen Adnan'a? Sen bir kere Adnan'a nasıl güveniyorsun ki? Ha, Adnan sana seni seviyorum demedi ki. Sen Adnan'a ne kadar güveniyorsun değil mi? Ha, işte sen ne kadar güveniyorsun. Sen aşıktınız bir yola girdiniz de bizim haberimiz yoktu. Adnan'a nereden güveniyorsun sen? Nereden bu acaba? Bu güvenin kaynağı acaba? Ne anladın mı işte? Ya. İşte ya. Soruyorlar yani insana bu güven nereden geliyor? Aha. İşte nereden? Yani. Nasıl yapılıyordu kız? Yani. Bu da Şahin ve Ado işbirliğiyle birlikte yazılan bir mektup. Adnan. Onun aynen kesin. Aynen. Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde. Olsun be, inandım her zaman kadere. Biliyorum o gün gelecek. Kaderin kaderime, kalbin kalbime, saygılarımla, Şahin'le. Ben biliyorum ne yapacağımı. Tamam oğlum konuşmanı yap da sonra i̇şte yap. İşte Gamze'cim. Oğlum bize sen şey. Sen çok havalandın. Ben de seni artık havanı söndürüyorum. Oo. Güzel gözüküyor dedik. Fos diyorsun ya. Demek Gamze bir fosmuş senin için. Onun havasını söndürüyorum. Hani Gamze senin için bitti. At bakayım Gamze'yi. Söndürelim tamamen de. Delini kafama ama. İnmez sonra. Balondu söndü. O şarkı öyle mi diyor? Ateşti söndü. Ateşti söndü. Balondu söndü. Bak hoppa bitti. Yalan oldu ha. Gidin bunu Mete'ye vereyim yarısını. Ben Gamze'nin babasıyım. Hakkında soracağınız sorular sorabilirsiniz. Kusursuz ve net size cevap verebilirim. Gamze her zaman böyle agresif mi Kazım amca? Şimdi Gamze'nin tavrı çok serttir. Sert bir imaja bakıyor. Evet. Ama onun içerisindeki alçak gönüllüyü henüz göremediniz. Ben zamanda gördüğümü düşünüyordum. Ama daha sonrasında küçücük bir olayda bana karşı da aynı cepheyi alınca dedim ki o zaman ben de yanlış görmüşüm. Yok, yok. Öyle çünkü değildir. Çok sağ. Şimdi şey ben babası olarak onu şöyle izah edeyim. Gamze ile bir özel arabama binsem, çarşıya pazara çıkmaya kalksam, baba şurada şu çocuğun burnunda affedersin sübük akıyor, ona 1 milyon ver de selpak alalım. Baba bu açtır, 1 milyon ver simit alalım. Ya böyle alçak gönüllüdür. Maşallah. Ya bir köpek görse, baba illa dur bir simit alak, ekmek alak önüne atak. Ya Gamze'nin de yapı bu. Ama şimdi belki şunu gösteriyordur Gamze'nin buradaki düşüncesi. Bizim genel yapımızda bir sert tepki var. Mizacı çok sert yazdım önce. Benim de mizacım çok serttir. Mesela evde olsun veya çocuklar benim karşıma geçip de baba şunu şöyle yapalım demezler. Ben olurunu vermediğim müddetçe karşıma geçip konuşmazlar. Öyle olması lazım zaten. Benim odam ayrıdır, onların odası ayrıdır. Bir şey söyleyeceklerse kapıyı çalarlar, konuşurlar, çıkarlar giderler. Olur veya olmaz cevabını almayı beklemezler. Bizim aile tarzımız bu. Öyle yetiştik. Ben Gamze'yi yetiştirmek için tırnaklarımı kazma yaptım. Erkek çocuğum yok. Eyvallah. Buradan bir damat adayı olacaksa benim erkek çocuğum olacak. Ya kızımı verdim, damat diye gözükmüyor benim gözümde. Erkek evladım diye olur. Gözükecek. O yapı içerisinde yetişecek. Vallahi amcacığım açıkçası hani Gamze'nin sert tavrı var. Ama bu sert tavrını sadece ona karşı sert gelenlere değil, ona karşı kibar gelenlere de aynı şekilde. Mesela Şahin. Aynı şekilde onun da bir ailesi var ve Şahin'e karşı davranışları hepimizin zoruna gidiyor. Biz de buna müdahale ettiğimizde biz Şahin'i savunan adamlar, sanki Şahin'in ailesiymişiz gibi bizi göstermeye çalışıyor. Evet. Ama hani bu herkes tarafından, bilmiyorum sen izliyor musun, izlemiyor musun ama sen bu konulara ne diyorsun? Bu da onun adamlığıdır abi, naifliğidir, anladın mı? Yanlış anlar. Bize diyor şimdi Gamze abilik yapıyorsunuz, öyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz da kimse kimsenin burada abisi olamaz abi. Adam kendini ifade edemiyor. Naif bir adam, düzgün bir adam olduğu için Gamze'yi kırmamak adına daha düzgün konuşmaya çalışıyor. Bu yani. Şimdi Semih, siz Şahin kendinizi ifade edemiyorsa burada ne işi var? Yok, kendini ifade edebiliyor. Ben kendini ifade ediyor da kırmak istemiyor sadece abi. Gamze'nin dilinde ifade edemiyorum. Yani Gamze daha sert tavır beklerken benden, ben onun
İstediği tavırda onun konuşmanın zaman bizi Gamze'yle anlaşamıyoruz. Belki tatmin etmiyordur konuşmaların, güven vermiyordur. Güven vermiyor. Peki abi bir erkeğin yanında masa devirmek, tekme atmak, masayı dağıtmak. Yani bunlar gibi birçok şey var aslında. Beraber yani. Yemek yediği masada başka birini alıp o adamı rencide etmek. Hoş da tavır değil tabii ki. Ya bunları yapan yanlış ederiz. Anlamam ama hani ben değilim. Estağfurullah. Bunları yapan Gamze kesinde. Ki bir kıza hiç yakışmıyor, ona da diyorum. Yani sen buradan sonra da senin bir hayatın olacak ve sen buradan sonra kendini çok kötü gösteriyorsun, çok kavga ediyorsun. Hani insanlar sana yakınlaşmakta çekilebilir. Şimdi mesela babası olarak siz diyorsunuz Gamze bu kadar düşünceli, vicdanlı, merhametli anlatıyorsunuz dışarıda vesaire ama bunu biz göremiyoruz burada. Gökhan Hanım şu da var, yani genelde izlediğim, kaçırmadığım yerler de var, kaçırdığım yerler de var çoğu zaman da ama burada da Gamze'nin üstüne çok geliyor. Bu da onu agresifleştiriyor. Vallahi amca biz burada Gamze'nin sert tavrını da biz burada çok övdük dedik ki gelinler evinde kendini ezdirmeyen dik, hakkını yedirmeyen bir kız ama erkekler evine geldiği zaman naif, kibar. Biz bunların hepsini biz savunmasını yaptık ki ben Gamze'nin yüzüne karşı da söyledim sakın yanlış anlayın. Seninle hiç anlaşamam, hiç kanım ısınmıyor ama hakkını da yedirmedim. Daha geçen hafta bile burada ben yanımdaki adama bağırmışımdır yani. Sen bu kızın hakkını yiyorsun diye. Kazım amca, bunları da yapıyoruz ama Gamze bunları göremiyor. Yani görmek istemiyor ya da. Sadece kötü tarafları görmeye çalışıyor. İşte ben seni eşelemiyorum, köşelemiyorum. Hani bizde aynen. Çorum'da bir laf vardır. Eşelemek diye yani ararsın, evet. Ararsın. Hani ben seni bakmıyorum neyin kötü, neyin iyi. Ben seni bütünüyle alıp sevmişim. Evet. Sen de biraz abi, biraz tanıyana kadar bir derine inme. İlla ama bak bana şunu diyor. Sen diyor beni bu kadar iyi tanımadan o zaman benim sevmeyeceğim bir cümleleri, kelimeleri kullanarak sen beni nasıl sevdin? Abi sevmek için bir sebebe ihtiyaç yok ki. Evet. Seven seviyor. Sebepsizdir zaten sevgi. Ya. Aşk nedense sevmek şuyunu sevdim, buyunu sevdim diyemezsin ki. Seversin, sadece seversin yani. Bir burukluk var sanki Gökhan konusu olduğunda. Bak Ayça da öyle, depresyonda gibi kızlar Ayşe ya. Ayça sessizce gözlemliyor, ona da dikkat ettim. Onun da var kafasında bir şeyler. Hayır de. Düşünüyor, bir kırgınlık, bir burukluk şimdi var yani. Kızlar ne hale sokuş gösterip adam. Sol vuracak. Şu saatten sonra beklerim. Belki de hayır abi ben Ayça'yla devam edeceğim diyecek belki. Hayır ya anlayamıyorum. Yani adamın bir sonraki hamlesinden geçen sadece Gökhan'la konuşmak. Hani sen Rabia adım hoşlanıyorum diyorsun. Hala unutamadım diyorsun. Ama ne Ayca'nın önüne de benim önümü kesiyorsun. Beni öplerinde öpüyorsun. Ayca'nın ellerine yemek yediriyorsun. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Konuşmak istiyorum sadece Gökhan'la kadar. Bir insan istemiyorsa zorla zaten gidemezsin. Hani çabalarsın, uğraşırsın da nereye kadar uğraşacaksın? Adam istemiyor. Zorla mı? Diyorlar ya zorla güzellik olmaz. Sen erkekler evine istediğinde git. Sen de içindekini şey yap. Ben abi Rabia ile olacaklarsa da olsunlar. Mutlu oluyorsa da onunla olsun. Ben illa zorla bana gelsin. Belki tekrar deneyecek. Hani içinde kaldığı ikisi. Ama bakacaklar ki gerçekten olmuyorlar. Olamıyorlar. Olmayacak. O zaman komple kesip atılır. Anladın mı? İkinci seferde komple kesip atıp yoluna bakar. Belki de öyle ama bir şey olacak. Gökendi. Bilemem. Ama Gökhan yani o kadar laftan sonra Rabia nasıl tekrar bir araya gelecek? Rabia o kadar lafı yedikten sonra nasıl tekrar bir daha Gökhan'a dönebilecek? Çok, yani basit. Yürü git seni istemiyorum ya ben de seni istemiyorum değil bu kelime. Ama insanlar daha ayrılıkta birbirlerine neler söylüyorlar bir bakıyorsun gene bir arada görüyorsun. Ama işte insanlar birbirini ayrıldıktan sonra tanırlar. Aa, o doğru. Ayrılık aynen tanırmış. O doğru. O ayrılıkta çok dikkat etmen lazım ki her dediğine söylediğine. İşte. Şimdi mutlu. Tabii mutlu olur. Şimdi ben ağlarsam başlarım susmam. O yüzden tutuyorum kendimi hiç. Susmam yani. Sen o gün vazgeçtim dediğinde de ben çok inandırıcı bulmuştum ama. Ben yapamıyorum dedim. Vazgeçmezdim de vazgeçmemiştim zaten. Vazgeçmemişim neden bir sebep yoktu. Bana seni istemiyorum dememişti. Deseydi vazgeçerdim. Ben de hep onu dedim. Gökhan bana seni istemiyorum dediği an hatta birinde sen de vardın. Bunu söylerken istemiyorum dedi ya ben gurursuz bir kadın değilim gitmem demiştim. Kimse değil yani Ayşe. Kimse değil ya. Ayşe de değil, Fatma da değil. Böyle bir süre sonra şey hissediyor kadın kendini. Yeter hani hep ben öyle görünüyorum. Hani bu adam hiç mi bir şey hissetmiyor? Ben ailem bana diyorsun. Ne diyor biliyor musun? Tam sen diyor artık ne yapıyorsun? Programa girdin gireli de, sen ne yapıyorsun diyor ya bana. Artık kavga etmemi tartışmam olay değil. Aynen. Benim
bir erkek için sürekli bir şeyler böyle düşünmem bile, bak ben ona çok bir şey yapmadım. Daha fazla şeyler yapabilirdim. Annen geldiğinde de annenin kafasındaki kişi de Gökhan'dı senin. Evet. Belki de biraz o da seni etkilemiş olabilir. Ondan sonra hani ben bir şeyler daha fazla yapabilirdim, hissedebilirdim. Ama yani anladın mı, adam bıçak gibi dün o lafı benim tüm hevesimi kırdı. Diyor daha şey yap, sen benim kalbimi sen alacaktın, sen değiştireceksin. Nereye değiştiriyor onu? Siz nasıl bir damat adayı istersiniz kızınıza? Hani kimi yakıştırırsınız? Hani onu anlayışlı olan, onu seven, ona bakan, yorulduğunda ona destek olan, hani hayatı gerçekten onunla paylaşan bir adam mı? Yoksa elini masaya vurup onu korkutan, korkak yetiştiren bir damat adayı mı? Korkutan diye bir şeysi yok. Şimdi ben açıkça söyleyeyim. Burada bir Aykut'un ağırbaşlı, oturaklı ne zaman konuşacağını ve nasıl bir söz sarf edeceğini ölçerek konuştuğunu düşünen bir insanım. Ya şimdi bunu inkar edemem. İnkar edersen de yanlış olur. Bazı sözler ok yaydan çıkar gibi çıkar gider. Nereye vardığını bilemezsin. Sonradan döner bakarsın ki çok büyük bir kalp kırgınlığına uğrar. Onu da telafisi olmaz. Kırdığın parçayı tamir edeceğim diye uğraşırsın, hep izi kalır. Bence yeri ve zamanında konuşmasını bilirsen, o sözün karşıdaki kişiyi set mizaca yönlendirmeyip de yumuşatacak şekilde konuşursan, olmayacak hiçbir şey yok. Gamze'nin tavrını söyleyeyim size, serttir. İki tatlı kelime söyle iki dakika sonra. Elinde, avucunda ne var? Otur şurada ye. Niye aldın yiyorsun demez. O vicdanla alakalı bir durum ama Gamze göründüğü gibi insan mı abi? Siz izlerken diyor musunuz bu benim kızım mı diye? Onu sorduk yani Kazım. Tabii. Aynı değil mi böyle? Normalde aynı. De böyle. Bizim yapımız o dedim başta. Yok zaten bu ev sertlik ister istemez. Sertlik gidiyor onda. Bizi ister istemez abi agresifleştiriyor. Evin atmosferi 12 saat buradayız. Biz yere geliyor kardeşimizle kavga ediyoruz. Bu ayrı bir olay. Ama Gamze gerçekten böyleyse... Zor. Gamze'nin zaten böyle olduğu belli. Ama abi sadece, aşırı sert mizacı yani. O böyle diye tamamen kabul etmek zorunda olmuyor insan. Hani yani insan ama değişebiliyor ben 12 zaman yaşından beri hayatın tırmalanmasını öğrettim ona. Eyvallah. Yo, erkek gibi yetiştirmişsiniz zaten. Güçlü, benim oğlan güçlü çocuğum kadın. Yoktu. Ben güçlü tüm gençlik ve çocukluk duygularımı hep onun üzerinde yetiştirerek yaşadım. Şimdi burada Aykut bir herhalde bu arkadaş yeni geldi. Şahin'im çok özür diliyorum. Şahsen yüzüne söylüyorum. Sen Kamze'den uzak dur. Uzak durayım. Ben Kamze'ye nasip görmüyorum. Söz Kazım amca. Sen ne dersen olur benim için. Yine de Olgun karşıladığın için çok çok teşekkür ederim. Çünkü Gamze'nin bazı şeylerinde burada eleştirileriniz hoş olmuyor. Ama tabii o da buraları alanı içerisindeki atmosferden eminim de kaynaklaşıyor. Bugün onu da anlamış değilim. Bugün buraya benim annem veyahut da babam da gelse aynı şekilde Gamze'ye der ki oğlumdan uzak dur. Yani ondan da emin olabilirsiniz yani. Teşekkür ederim. Her şey anlayış çerçevesi içerisinde giderse hepimiz de mutlu bir şekilde sizlere saygıyla selamlarız. Eyvallah. Eyvallah. Özal'la da konuşmak ister misin arkadaşlarla peki? Tabii. Geç. Zamanınızı almak istemeyeyim. Eğer zamanınız varsa 5 dakika ayırsanız teşekkür ederim. Olur abi. Kimle konuşmak istersin hocam? Aykut'um. Buyurun. Biz de müsaadenizle. Estağfurullah. Ayça diyor ki dün sen bunu nasıl götüreceksin bu damat diye eve diyor yani. Bir de böyle konuşuyor benimle. Kime? Bana. Kim için diyor? Gökhan için. Nasıl götüreceksin sen onu babanın karşısına diyor, damat diye diyor, her yeri dövme diyor falan. Bir de benimle böyle konuşuyor. Hayır hayır, beni iyi tanıyor ya, biliyor ya. Bana böyle diyor, kendisi yürüyor da koşuyor da. Evet. Dışarıda, kendi sosyal şeyinde, sayfasında. Evet. Bangır bangır yazıyor yani. Bir algı yaratmaya çalışıyor sosyal medyada bir kere. Algı yaratmaya çalışıyor, evet. Sosyal medyada bunu yaparak şey yapmaya çalışıyor hani insanlara. Evet. Ah, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hiçbir şey zorla olmaz. Zorla olmaz. Kesinlikle bir Aycan, bir Ayça, hani çok iyi aşk yaşatırım diye burada bağıran kişiler. Bak, Gökhan hala Rabia diyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Öyle biri gelmesi lazım ki işte onu unutturabilmek için. Hepsinden de, üçünü de alıp götürebilecek bir aday gelmesi lazım. Belki unutmak istemiyor.
Bence daha etkili gelmediler. Ya unutmak istemiyor. Seninle yaşadıkları daha etkili demek ki. Tabii ki daha etkili. Diğerleriyle yaşadıkları etkilememiş gibi öyle oldu. Tabii ki etkili. Etkileyecek bir aday gelse her şeyi unutturur da. İşte. Unutmak istemediği için unutmuyor bence. Gamze'yle mesela daha demin içeride de konuştuk. Hani böyle agresif tavırları vardı, böyle sinirli tavırları vardı ama benle görüştüğümüz zaman, Gamze'yle bir araya geldiğimiz zaman bana naif davranıyordu, böyle güzel davranıyordu. Tam arada yine ortamda yine bağırıp çağırmaları dışında ve ben bunu buradaki evdeki insanlara söyledim. Yani dedim ki agresif tavırları olabilir ama dedim en azından dedim bana karşı şahsi olarak iyi davranıyor. Ondan sonra baktım ki belli bir dönem oldu. Dedim herhalde bu sinirli tavrını, bu baskın tavrını yenemeyecek. Ben dedim vazgeçtim tanımaktan. Her neyse o konuyu da atlattık. Sonra bu hafta belki izlememişsinizdir. Tam böyle bir tanıma yoluna doğru gidiyorduk. Hani yine Şahin vazgeçmiyordu yani Gamze'den. Orada Şahin'in zaten hatası var. Biz de Şahin'e falan da söylüyoruz. Çünkü bir kadına gittiğin zaman seni istemiyorum der. Bir defa gidersin, iki defa gidersin ama Şahin bunu alışkanlık haline getirdi. Hani o yüzden yine öyle bir ortamda bir tatsızlık yaşadık. Hani kral kraliçe muhabbeti vardı mesela Gamze'yle. Ondan sonra bir Şahin'le belki dans etti, bir şey yaptı. Böyle ben de ona karşı tam böyle 3-4 tane adayım vardı benim ama Gamze çok baskındı. Gamze'yi ben biraz daha onlardan ayrı tutmuştum. O bunu sanki diğer adaylarla flört ediyorum da önünü kesmiyorum mantığını düşünerek Şahin'le bir dans edince açıkçası benim gözümde hani güvenimi kırdı abiciğim. Öyle söyleyeyim ben sana. Şimdi... Yani güven kırıklığı, hayal kırıklığı yaşadım öyle söyleyeyim yani size. Aykut'cum. Siz iki gün gelmeden mektapla da dans ettiniz. Mektapla bakın, dans? Aha. Yani özel yemeğe çıktık diye tabii olması gereken yerde oluyor. Şimdi burada dört dörtlük kimse birbirini tanımış değil. Şimdi burada eğer bir gün diğer arkadaşlar da birini bırakıp birini tanıma bir şans yapıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla ben 1,5 aydır aşağı yukarı çoğu bölümünü izlemişimdir. Benim kızım burada kaç kişiyle dans etti? Ben de işte bir Şahin'le bir kere de biz etmiştik. Başka kimseyle de değil. Mevzu dans olayı değil abicim. Mevzu yani, ne biliyor musun? İşte şimdi olay şudur. Senin niyetinin ciddiğini olsun. Burada üstüne sinek kaygondurmaz. Biliyorum o sahiplenme duygusu var. Benim demek istediğim konu hani dans da değil. Danstaki hani bana karşı bir şeyler hissediyorsun. Ben de sana karşı oluşmaya çalışan bir şey varken tam aynı zaman içerisinde kalkıp hani biraz daha böyle samimi yani Şahin'e bakışı, gülüşü, tavırları falan böyle samimi gibi geldi bana. Ben de ister istemez hani böyle bir güven kırıklığı yaşadım. Hani öyle bir şey, onu izlemediniz o bölümü. Belki izlemedik. Kaçırmışsınızdır. Olabilir hani yani. O yüzden onu... ama tabii şimdi onu Gamze'ye sorduğunuz zaman diyebilir yani en azından ya o da bir şeyin adını koymadı. Belki beni hatalı bulabilir. Belki ben yanlış yapmış olabilirim. Ama en azından ben yanlış yaptığıma inanmıyorum. Onun bana yanlışla yanlış karşılık şöyle, onu şöyle de düşünmek gerekir. Senin gözünden kaçırdığın onun gözünde yakalanır. Onun gözünden kaçırdığı senin gözünde yakalanır. İşte bunları konuşaraktan çözmek çok önemli. İşte mesela eğer Gamze'yi tanıma yoluna çıkıyorsan diyebilirsin ki Gamze ben seni tanıma yoluna gidiyorum. Daha önceki bazı olumsuz hareketlerini veya sözlerini bunları kısıkla birbirimizi tanıyalım. O da sana diyebilir. Bakalım ilerisi ne doğuracak. Aynen. Ya tabii ki. Çünkü bunlar konuşarak olan bir şey. Ama ben açıkça söylüyorum. Benim kızımın o sertlik tavrında burada koymasının en büyük sebebi şu. Dediğim gibi iki kişinin haricinde benim kızıma burada damat adayı olabilecek insan yok. Onlar da sadece böyle efte müfte Şahin'in hareketleriyle onun hareketlerine burada Karagöz Hacivat palyanoculuğu oynar gibi. Bu da hoş olmuyor ben açıkça söylüyorum. Erkek dediğin adam bir başkalarının kurgulanmasıyla gelip orada Gamze ben seni seviyorum kenarası kullanılmaz. Yok abi bir şey hissiyat olmadan burada hani bir şey yaşayamazsın. Yani, yaşasan bile ekrana yansır. Hani ben de o yüzden sağlam adımlarla yani, olsun bir şey olacaksa. Yani ben hani, şunu diyorum. Şimdi şuraya top atsam benim kızım belki ayakta sorumluyor olur. Gamze'nin babası geldiğinde ilk başta biraz böyle ürktük erkekler olarak ama ondan sonra benimle özel konuştuğu zaman gayet ılımlı, sıcak, pozitif konuştu. Ondan sonra kalkıp da Gamze hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri anlattı. Hani biraz daha böyle sevdiğine sahip çıkan, farklı bir sevdiği zaman değişen olan bir insan olduğunu söyledi. Ama hoşuma giden kısım şu oldu. Kalkıp da bir gelin adayının ve benim de zamanında ilgilendiğim gelin adayının
bana karşı efendi ve duruşumun düzgün olduğunu söyleyince ben de onur oldum, mutlu oldum tabii yani. İlk defa bir baba adayıyla konuştum orada. Gerçekten güzeldi yani. Son nokta bize gelecek onay almak için. Biz onay vermezsek kalır. Orada oturmuş da işte Semih, Adnan, Gökhan. Ama hoş diyor, palyonoculuk oynamak. Ay yaşıyoruz ya, hani hayattalar Allah'a şükür ama. Tamam. Çok özledim. Harbi ağlayınca çok çirkin oluyorsun. Ağlama bir daha ya. Yıllardır bir aradaymışız da evlenip boşanmışız gibi hissediyorum. Yemin et. Bu da attığım çiçeklerin küçük bir özü olsun. Böyle kızıp sinirlenip gider misin? Tek başıma ardından bakar mıyım yani? Daha yeni elimi tuttun ya. Özlesin özlemişim ki seni. Seni seviyorum. Kazım amca merhaba. Merhaba canım. Onur Yüksel ben. Ben de Kazım. Nasılsınız? Şükür Allah'a iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Allah hayırlı iyilikler versin. Memleket? Ben Karabük Safranbolu'da doğdum ama Rizeliyim. Aslen Rizeliyim. Babam Rizeli. Aslen Rizelisiniz. Evet, evet. Ama Karabük Safranbolu'da. Orada doğdum, büyüdüm evet. Üniversiteye Büyüdünüz. Kadar oradaydım. Ondan sonra da yaklaşık 10 senedir İstanbul'dayım. Şu an tekstil işi mağazam var. Evet. Tekstil işi yapıyorum. Bir kız kardeşim var, evli. Evet. Annemle babam memleketteler. Allah mutlu etsin. Onlara da sağlık versin. Sağ olun. Siz kardeşiniz neresiniz? Rize mi? Rize Pazar. Pazarlısınız. Evet, Rize Pazarlıyım ben. Oralar çok iyi bilirim. Görev dönemim çok dolaştım oraları. Arif'ine evet. Kadar. Evet, evet, Karadeniz. Şimdi ben yeni geldiğim için Gamze ile herhangi bir özel konuşmam olmadı. Evet, burada Gamze hakkında şimdi birazcık böyle eleştiriler var. Sonuçta bir süreç yaşadı burada arkadaşlar. Ben tabii ki onlardan etkileniyor muyum diye soruyorsunuz. Ben etkilenmiyorum. Çünkü neden? Ben karşımdaki tanımadığım insanı kendim tanımak ve o şekilde bir fikir edinmek isterim. O yüzden eğer Gamze ile böyle bir iletişim içerisinde olabilirsem Gamze'yi kendim tanımak istiyorum. O yüzden hani beni buraya çağırmanız beni mutlu etti. Sonuçta siz bir kız babasısınız. Beni uygun görmeniz de beni onur etti açıkçası. Gamze'yi tanımadan da şu an Gamze hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Şimdi Onur arkadaşım, ben şöyle söyleyeyim. Belki babanız yaşından belki değilim ama ben kızımın yetişme tarzını söyledim. Yani ben 1,5 aydır izliyorum. Burada gereksiz yerlere eleştiriler de aldık. İlerleyen zamanlarda neler olacak göreceğiz ama benim size söyleyebileceğim tek şey şu. Evet, eleştiriler var Gamze'ye karşı. Evet, Gamze'yi sevenler var, sevmeyenler var. Ama bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Ben bir insanı tanımadan eleştirmem. İlk önce tanımak isterim. Yani. Ondan sonra gerçekten Gamze beni uygun görür. Belki ben de Gamze'yi uygun görürsem bir şey de olur. Yani şu an bir şeyleri söylemek için çok erken. Yani Onur Baba, bir kişiyi eleştireceğin zaman şöyle bir düşünmen gerekir. Evet. Ya bu adam nasıl bir kişi de eleştiriliyor? Sizi misafir uğurlayacağız. Uğurlayalım. Buyurun. Çok kısa bir zaman diyoruz değil mi? Evet, bugün beni Gamze'nin babası tanımak için çağırdı. Çok onur oldum açıkçası. Birazcık kendimden bahsettim. O da nasıl bir damat adayı istediğinden bahsetti. Bakalım, ben zaten gelin adaylarını tanımak istiyorum. Gamze de bunlardan biri. Tanıdıktan sonra bakalım neler olacak. Evlenene kadar çoktan o tek cümle görülür ama hadi evlendin düşün. Adam seninle tek bir cümleyle soğuduktan sonra. İşte bunları adamın yanında adayı olarak kontrollü, sizin düşünmeniz lazım. Evet. Hep kontrollü yarın bir olduktan gün, sonra. En ufacık bir şeyde evet. Bana nasıl davranır kim bilir. Bak şimdi bunu ben bugün göreceğim lazım. Tamam mı? Bugün ben kesinlikle onu göreceğim. Bizim burada konuştuklarımızda eğer bir vetere verirlerse onun konuşmalarından göreceğim. Mesela Esra, tamam hadi Esra'ya yaptı. Esra'ya yaptığı gibi bana da mı yapacak?
Ya da Rabia ile ayrılırken... Esra'yı hiç ciddiye almadı. Ama sen bak, yapabilir. Tutma. Ben aynı tutmuyorum ama mesela Rabia ile ayrılırken de kötü ayrıldılar gibi ki bu kızla bir tanıma yolundaydı. Şimdi onu bana da mı yapacak? Ben bunu çok merak ediyorum ki gerçi dün o Adnan mevzusunu açmasından sonra zaten ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım ama şimdi bana ne yapacak? Ben onu merak ediyorum. Ne diyecek yani? Kendisi sen tepkini söylemişsin diyordu orada ya. Diyeceğini demişsin, daha ne yapacaksın? Ondan sonra demedin mi sen Şahin bu konuyla için... bana niye geliyorsun ki de? Bana bu konu benim için Didem, kapanmış. Bak. Adnan için kapanmış, Didem için kapanmış. Sen niye tekrar bana bu konuyla geliyorsun? Ben seninle yeni bir başlangıç yaptım de. Bak Didem nasıl biliyor musun? Böyle söyle. O an düşünsene adamın gözüne bakıyorum. Adam onları derken düşünsene hiç beklemediğin biri. Ya sevdiğin adam sana o konuyu açın. Böyle kaldım. İşte kaldığın için o da zannediyor ki ha demek ki. Orada çat yapıştıracaksın o sözünü. O kalma muhabbeti de nereden geliyor? Aslında bunu kendisi çok iyi biliyor. Dün Gamze derken Şahin'i sana savunurken şey dedi. Bu adamın dedi dili dişi tutulmuş. Adam sana hatanı bile söyleyemiyor. Sen öyle mi oluyorsun onun yanında? Benim de tutuldum. Öyle oluyorum. Abi ben iki kelimeyi bir araya getiremiyorum ya. Al bakıyorum ya. Burada bülbül gibi şakıyorsun ya. Evet. Şu hislerini gidip onun yanında söylesen. Söyleyemiyorum. Niye biliyor musun? Yok. Bu cümleye gelene kadar 1000 tane kusurumu bulurdu benim. Anladın mı? Hani o solucan muhabbeti var ya senin o dediğin. Aynen. Kazmayacaksın o toprağı yani. Gerek yok. O kazıyor. Onu çoktan bulurdu ve ben bu cümleni bu şekilde konuşamazdım. Adamın yanında rahat konuşamıyorum. Niye rahat konuşamıyorum biliyor musun? Adam her şeyden bir nem kapıyor, kıl kapıyor. Abi ben buyum ya. Ne diyeyim yani bu? O zaman yani benimsemek istemiyor. Sevmek evet. İstemiyor. Evet istemiyor. Doğru. Gamze sana hak vereceğim. Özellikle Gökhan konusunda hiç aklıma gelmezdi ama şu anki söylediğinde çok haklısın. Canım, demek ki benimsemek istemiyor kardeşim. İstemiyor. Yani hayatına... Ben kendimi zorla hissedecek bir kadın değilim. Hayırdır ya? Bak, ya bak bir adam kapalıysa sevmek istemesi lazım. Onun da artık birini gerçekten bir insanın sevmeye açık olması lazım. Hatasıyla, yeni bir ilişkiye, kusuruyla, yeni kötü bir insan sevgisine. Bile olsa sevgi öyle bir şey ki aynen. Onun kötü olduğunu bile görmüyorsun. Hatalarını kapatıyor. Aynen tabii canım evet. Görmezsin sevgi öyle bir şey. Ya çok kötü bir insan bu insanlara zarar veriyor. Yani çok tehlikeli biri diyorsun ama gönlün onu istiyor. Çünkü onun o tehlikeli kötü olduğunu görmüyorsun. Böyle aşklar da var, böyle var sevgiler canım. De var. Ama adam bak ne diyor her şeyden nem kapıyor diyor. O zaman benimsemek istemiyor, kendini açmak istemiyor. Niye karşındaki insanın psikolojisini bozuyorsun? Niye duygularıyla oynuyorsun? Ama günah... bu iş böyledir canım. Üzeni seversin. Seven sevilmez. Üzen hep bak, hep üzen sevilir. Aykut'u bırakmamın en büyük sebebi samimiyetsiz ve yüreksiz, kararlı değil. En ufak bir şeyde hemen arkasını çekip gidiyor. Kusura bakmayın da ben kimsenin egosuyla, nazıyla, kaprisiyle, tribiyle uğraşamam. Bir şey söyleyeceğim. Sizce Aykut... Olayı ne olacak? Ayça diyordu, Mehtap'ı kırmızı odaya hiç çağırdı. Parmağını oynatmıyor. Hiçbir kadın için hiçbir şey yapmıyor. Ben hiç gelemem. Şimdi. Hiç bir erkeğin peşinde koşacak zaten konumda bir kadın değilim ben zaten. Zaten beni kırmızı odaya başkası çağırmasın. Orası özel. Millet orayı yol geçeni gibi kullanıyor. Her önüne gelen oraya böyle. Çağırıyorlar. Kırmızı oda özel bir odadır. Aynen. Herkes çağırmaz. Ben de öyle zaten gel evde konuşmak istiyorsan. Kırmızı odaya değil. Mesela Aykut benim için parmağını oynatsaydı, sen nasıl dans ediyorsun gelseydi, bana hesap sorsaydı. Ben seninle bir yola girecektim deseydi, bir şey deseydi, işte gelecektim sen de. Sen onu bekledin değil mi Gamze? Ya ama bu böyle böyle insanları tanıyorsun. Verdiğim karardan da hiç pişman değilim. Yani Ayça'ya koruma veriyor, bana koruma veriyor, Mehtap'ı odaya çağırıyor, kızla konuşuyor. Hepiniz benim ismimi söylüyorsunuz, benim için bir şey yapmıyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi ama ben Aykut'un böyle hareketler yapacağı bak aklıma gelmezdi ucundan. Değil mi? Bizde de, bizim de geçmezdi. Gelmezdi. Sen bizim maymun Aykut'un... gözünü açtı. Bizim o sessiz Aykut var ya ilk bir ay Aykut hiç konuşmuyor. Aa Aykut burada mısın? Dediğimiz evet. Aykut. Kız onu ben bile dedim ya geldim de gala günü. Aykut günü konuşmayı yine biliyormuş. Ama. Yine yok. Bak ruhsuz bir adam. Kimse için hiçbir şey yapmıyor. Şimdi görsen bu haftadan sonra var mı yok mu? Korudunuz, kolladınız hep adamı. Ya, evet. Ben bir kere bile bıraktım. Ne korum? Ben ilk hafta adını bıraktım. Yazan benim Aykut'un gitsin bıraktım, diye. Bıraktım. Çünkü niye? Sessiz hiçbir şey yapamayacağı belli. Yani böyle düşündüm. Sessiz insandan korkacaksın. Böyle bir de kimseyi istemiyor gibi bir tavrı vardı. Hani geldim buradayım ama hani olursa olur olmaz. Olmazsa hani, olmaz. Öyle bir aynen. Tavrı vardı ilk hafta yazan benim. Buna rağmen anıldım adamla yani bir de düşün. Hiç hani. Üzülmüyorum bile. Ama, yok hiç. O yüzden kararını ver. Öyle bir adam mı tercih ediyorsun?
böyle bak, bir adam. Aklı, ne istediğini bilirsin. Aklı başında gerçekten ciddi bir erkek olsaydı, hani benim ciddiyetimin herkes farkında burada. Ben gerçekten evlenmek istiyorum. Evlenecek yaştayım. Yani hani her şeyimi yoluna koymuşum bütün hayatımı. Yani sen gelirdin bana bir şey söylerdin. Ya ben aslında Gamze diyecektim de, aslında ben onunla bir yola girecektim de. Bak aslı, hep askıda bırakıyor, havada bırakıyorsun. Bir şey yap kardeşim. Ya evet ya hayır, bitti. Ortası yok bunun. Kızım ben kadınlığımla kadar gitti, doğru. Bir şey söyle artık. Ben kadınlığımla ondan daha yürekliyim, daha netim ya. İşte bütün damat adaylarının genelleme yapmayayım da, yani kaç damat adayının yaptığı şey oydu. Mesela evet. Onur. İşte o birisi dedi olmadı. O da öyle. O da öyle değil. Hayır, o öyle değil. Bak Onur öyle değil. Onur birisine dedi olmadı mı? Koştu. Yani Onur birisine öyle yaptı. Olmadı mı? Uğraştı. Uğraştı. Olmadıysa olmadı. Başkası oldu. Oluyor mu? Onun için elinden geleni yaptı. Evet. Olmadı mı? Çünkü Onur'un karşısına çıkan bayanlar da hep dedi ki ya evet ya hayır. Hiç onun şey yapmadı mesela. Evet. Aycan hayır dedi. İşte evet. Nazlı yaptı. Hani olabilir. İşte Aykut olmasa belki olurdu falan filan. Ama işte yani bazıları da hani sen de olabilirsin, sen de olabilirsin, sen de olabilirsin. İşte istikrarsız ya abi sen dışarıda demek ki sen bütün hep bayanları hep öyle mi yapıyorsun? Ciddiye almıyorsun. İstikrarsız olunca ciddiye almıyorsun. İstikrar bak bu kız Semih dedi gitti. Adnan dedim ilk gün gittim. Anladın mı? Hani istikrar, diğer adaylar tamam belki tam olarak biz şanslıydık istediğimiz gibi. Aynen. Bu. Belki bak, Gamze Açır, belki diğer adaylar doğru. Tam kafasına yatan birisi belki hala evde yok. Diğerlerinde istikrar acaba yok, yürek yok. Acaba olur mu var? Bir ihtimaller var değil mi? Ben ne olursa bak. Bir daha artık yüksektedir arkadaşım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ne düşükte gördün adayı, onu da tanıyayım, onu da tanıyayım diyemezsin. Sabah eve geldiğimizde buz gibi soğuk havalar esiyordu. Bunun sebebi ise Aycan ve Ayça'nın bir ikilemde kalması, bir erkeğin ona bir ümit verip bir geri çekilmesi ve resmen depresyondalar, resmen psikolojileri bozuk. Burada Gökhan'ın ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Bütün kızlar etrafımda olsun. Aa bak işte Gökhan'ın etrafında 3-4 tane kız var. Bunun başka bir açıklaması yok. Ve gerçekten acı çekiyorlar, gerçekten üzülüyorlar. Kırmızı odaya gidiyor ve Gökhan'la Aycan, Gökhan sürekli eleştiriyor. Sürekli bir şeyleri didikler bir şekilde, sürekli iğneleme derdinde kadına nasıl davranılır kesinlikle bilmiyor. Ve bu durum kızları, gelinler evini ve bizleri de incitmekte. Aycan'a ve Ayça'ya çok üzülüyorum bu konuda. Gökhan buraya geliyor ya, benim içim hopluyor ama ben ona göstermiyorum bunu. Aycan diyor, ben de gösteremiyorum diyor. E bu adam diyor ki o zaman ben kimseden bir şey görmüyorum diyor. Seviyorum diyemiyorum. Biriniz gösterin söyleyin de o zaman yani. Ben seviyorum diyemiyorum. Seviyor musun gerçekten? Şu an değil. Hissettiğin şey sevgi mi? Böyle istek. Tam olarak ne? İstek. İstek böyle o benle olsun. İşte ne bileyim evde tutalım, oturalım, sohbet edelim. Böyle gülelim, eğlenelim. Hani şöyle hem arkadaşım olsun, hem dostum olsun, hem sevgilim olsun, hem babam olsun. Hani en azından biri biterse biri kalır. Evet. Bitmez yani bende Gökhan. Her şeyim olsun. Seninki de güzel bir istek ya. Sen çok yoğun istiyorsun onu. Mesela babam olarak görüyorum, kocam olarak görüyorum, sevgilim olarak görüyorum, arkadaşım, dostum, İyi bir baba sırdaş. Olur mu sence Gökhan'dan? Olur. İyi bir baba olur mu? Olur. Şimdi Gökhan çok görmüş geçirmiş bir çocuk. Abi her evet. Şeyi yaşamış. Artık ne yaşayacak? Bıkmıştır o. Bıktığına emin misin? Bıkmıştır. Semih ya. Semih işte bak Hazal'a aşık Hazal'a. Her erkeği diz çöktüren bir kadın vardır. Yani Gökhan bende bitmez. Biri bitse biri kalır. Biri bitse biri kalır. Mesela Adnan'ın öyle çok şeyleri yok. Anladın mı? Hani çok gezeyim, tozayım, çok bilmem ne. Sen onda da, Adnan daha sakin yaşayamıyor. Adnan dememdeki eserse, en önemli sebeplerden. Eserse Türk'ü bana gider o. Ha, o kadar öyle. Bitti. Erkek erkeğe gider. O. Erkek erkeğe eğlenir, ne bileyim. O kadar abisiyle gider. Daha, aynen. Değerli toplu yaşıyor. Beni cezbeden taraflarından biri de o, anladın mı? Bu kadar yaşı genç, yakışıklı adam. Hani niye o da yapmıyor? O öyle tercih ediyor. İşte bunu Gökhan da yapabilir. Ama Gökhan da eğlenmeyi seven bir çocuk. Ben ne eğlenir?
Benle gider. Aynen. Birlikte gideriz. Yok gider, o çift olarak da gider yani. Arkadaşlarım da gidebilir. De korur kollar da yani yanındaki kadın. Hani öyle bir imajı var sanki. Karadeniz erkeği bizim. Aynen. Bilmiyorum. Bugün bir araya gelebilir miyiz acaba? Yoksa yarın Kırmızı Oda mı çağırsam? Kırmızı Oda 3 dakika da 5 dakikada bu kadar şeyi halledemezsiniz. Tahmini beraber bilmemiz gerekiyor, bilemeyeceğimiz için. Bu işi baş başa çözmeniz lazım. Sizi hepinizi aynı cepheden görüyorum. Hoş bulduk kuzum yavrum. Ne yapıyorsun karagözü ceylanım? Nasıl of. Alayım? Senin yokluğunu aratmıyorum. tabii ki yani kızım senin yokluğunu aratmıyorum derken şimdi biz belirli bir yerde set tavırlarımızı koyuyorsak yumuşamasını da biliriz. Ortamı yumuşatmasını da biliriz. Şimdi gerektiği yerde tepkini koyarsın, gerektiği yerde koymazsın. Her dakika, her saniye herkesi kıracağım, üzeceğim diye bir şeysi yok. İnsanın neşe saati de olur, eşref saati de olur. Evet. Bunlar birbirini tutmadığı için zaman zaman insanlar boşlukta olabiliyor. Kendini koyveriyor. Ne yaptığını bir anda o andaki düşünemiyor. Ama en güzeli bence hepiniz için de söylüyorum. Oturup kalkmasını bilen, adabında bilen hanımefendi olmayı çok tavsiye ederim sizden için. Çünkü konuşacağın sözü tartıp karşıya postala. Seni hiçbir zaman üzmez. Ani ataklarda konuşursan o konuştuğun kelimeler gelir gelir seni üzer. Gamze'yi nasıl buluyorsunuz Kazım abi? Evde de böyle mi? Didem burada. Hanım, Gamze'yi ben erkek çocuğum olmadığı için... Erkek gibi. yani onu erkek gibi yetiştirdim. Bir cengaverlik var ama böyle var. Bir böyle çocukken de mi Gamze öyleydi? Çocukluğunu merak ediyorum yani. Çocukluğu şöyle. Çocukluğu o kadar mülayim bir şeydi ki. Mülayim mi? Mülayim. Gerçekten mi Gamze? Aa. Çocukluğu çok mülayimdi. Ay. Sonradan mı böyle ben oldu? Yetiştiren babayım. Çok saygılıydım. Değil mi baba? Saygılısın zaten. Kapalı. Saygılısın hala da. Çok saygılı. Ders biter. Eve gelirdi. Benim. Yemeğini yer. Başına yemelisini kapatırdı, doğru Kur'an kursuna giderdi. Ha. Benim aile tarzım bu. Evet. Bunları kandırırdım. 18 sure bilene kadar kim çabuk öğrenirse, üç ablaydı ya bunlar. Ona künye alacağım, bilezik alacağım evet. diye yönlendirirdim. Şey bizde bir aile olsa mı çoksa teşekkür ederim. Baba kahve yapayım mı sana? Vereyim. Yok kızım. Türk kahvesi nasıl içersin? Ben şekerli şekerli fark etmez. Gamze sen otur babanla. Sen otur Gamze. Sen otur biz otur. Gel gel. Sıcak oldu ya. Şimdi Gamze benim evde bir erkek çocuğu gibi gözüyle baktığımız için biz Gamze'yi erkek gibi büyüttük. Diğer ablalarından farklı evet. konumda tuttuk. Evet. Hatta ablaları kavga ederdi. Evde bir tek o kızın var biz kızın değiliz derdi. Peki Gamze şimdi, istese siz istemeseniz müdahale eder misiniz onu merak ediyorum. Efendim? Gamze istese birini ama siz uygun görmeseniz. Şimdi biz burada evet bizim Gamze'nin isteyip de bizim istemediğimiz birisini burada seçecek olursa son nokta bize gelecek onay almak için. Hmm. Evet. Evet. Biz onay vermezsek kalır. Evet. Buradaki... Karşı çıkar mısın Gamze? Yok babamı ben ailemi dinlerim. Eğer onlar uygun görmediyse bir mutlaka neden vardır. Aile benim için her onun şey. Onun göremediklerini biz yani. Oradan daha iyi görüyoruz. Evet. Doğrudur. Tüm aileleri uzaktan izlemekten. Yani şimdi sen evlatın yanmasını ister misin? Asla. Hocam kimse istemez. Öyle bir şey sezinledin. Sen hala onu körüklemesine bırak boşver. Evlensinden başımdan gitsin dersen. Bir bidon gazla yayına elinde bir kibritle çocuğunu yakmaya çalışıyorsun demektir. Gamze'nin babası geldi bugün.
Şimdi Gamze babası gelmeden önce bize hep sinyallerini veriyordu. Benim babam gelecek. Benim babam şöyle yapacak, şöyle uyaracak sizi. Bizi de erkekleri de uyarıyordu. Hani ben de geldiği zaman bir korktum. Bakalım bize neler söyleyecek diye. Ama Gamze'nin babası çok tatlı bir beyefendi. Tabii ki uyarıları oldu. Tabii ki alttan alttan hani söylemleri oldu. Ama çok yüceltti Gamze'yi. Biz de çok sevdik. Ve haklı tabii ki kızı hakkında böyle uyarılar yapmak zorunda. Tam bir tipik Anadolu erkeği. Çok sevdik. Dışarı çıkalım. İş bunu bekliyor. Biz Gamze'yi bekliyoruz burada. Babacığım. Yanında 3-4 tane işçisi bekliyor hanımefendi. Kazım bir abi bir baş başa var. Bir konuşun bakalım Gamze ile. Hadi babacığım gel. Bugün de Gamze ne kadar güzel. Adam... Baba şu tarafa geçelim gel. O adam benim babam. 8 köşe kasketiyle. Omuzunda sakosuyla hey. O adam benim babam, derdi dağlardan büyük, kara gün geçer babam hey. Evet kuzum. Efendim babacığım. Ben şimdi erkekler evine girdim, konuştum. Şahin'e kızımdan uzak dur dedim. İyi demişsin. Çünkü Şahin'in hareketlerini beğenmiyordum. Doğru. Kurma saat gibi. Birileri kuracak, gelip senin üstüne yönleniyordu. Ben de bunlardan hiç hoşlanmadım. Yani kendi onurunu, benliğini, kişiliğini almış bir yapısı yoktu. Değil, yok. Ondan yok. Da hiç haz etmedim ben. Evet. Onun sebepten dolayı da bu şekilde sözü söyledim. Ondan sonra ben burada iki kişiyi sana karşı bir aday görüyorum. Aykut bir, yeni gelen uzun boylu bir arkadaş var, Onur diye. Onur mu? Onlarla görüştüm. Onlar mı seninle görüşmek istedi baba yoksa? Ben dedim. Aykut'la görüş... mı? Aykut'la da olsun, o yeni gelen esmer çocukla da olsun. Konuştum. Dedi evet Kazım amca dedi, Onur'dan için konuşuyorum. Onur dedi burada dedi, evet dedi Gamze hakkında dedi, çok eleştiri var dedi. Bence dedi yersiz eleştiri yapıyorlar dedi, kişileri tanımadan dedi. Ben dedi eğer dedi birisine eleştiri yapacaksam, o kişiyi iyi tanımam lazım ki ondan sonra eleştiri yapayım diye. O yeni gelen kedi arkadaşım. Kedi uzanamadığı ciğere mundar der. Baba hiçbirine boyun eğmiyorum. Hiçbirine taviz vermiyorum. Ya o yüzden sürü gibi... Set yapı, set karakter takmışlar kafaya bunu gidiyorlar. Bir oturun bakalım. Bu insana bir imkan verin. Bunu set karakter ve yapısını nasıl yıkarız? Bunun içerisindeki güzelliği, iyiliği, merhametliliği var mı yok mu araştırmasının peşine düşmüyorlar ki. Sadece set yapıdan yakın mı? Siz de yeri geldiği zaman çok ağır konuşuyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Kızları ne bu hale insanlar, sokuyorlar. Bu insanlar onlardan yakınmıyor da siz set karakterden mi yakınıyorsunuz? Evet. Ne yapalım yani? Serçe kuşu gibi daldan dala mı konalım bunları? Hoş bir şey değil bunlar. Hacıvat'la Karagöz şeyin vardı senin, onu bir anladın. Yani şimdi işte ki Şahin'in kısa boylu arkadaş Onur için. Orada oturmuşlar işte Semih, Adnan, Gökhan. Bir şeyler söylüyorlar. Onlar da Karagöz de Hacivat gibi. Karagöz'üm emret, vay vay sultanım der gibi. Onlar diyor, onlar yapıyor. Bu hoş diyor, palyonoculuk oynamak. Aynen. Oradaki kurgulamayı da bozduk, geliyorlar kızlar evine aktarıyorlar. Baba doğru tespit. Niye o zamanlar siz buradasınız? Bir başkalarının kurgularıyla yönetilecekseniz. Aynen. Siz buradan bir aday alıp evlenip çıkıp gitmeye kalktığınızda dışarıdan kendi kurmalarınız bitince bu arkadaşlara telefon mu edeceksiniz? Gelin bizim kurmalar bitti, bizi kurun da devam edelim biz hayatımıza diye. Onun için bizim ailemize sana yakışacak anlaşabilirsen burada iki aday var. Bizim örf ve adetlerimize yakışacak iki kişi var kızım. Bunları tanıyabilirsin. Bunlarla tanışma yoluna gidebilirsin. Ben o konuda bir şey erkekler demiyorum. Erkekler şey diyor sürekli. Semih'i, Adnan'ı, Gökhan'ı biz cilveli kadın seviyoruz. Ben cilve yapacaksam Allah'ın huzurunda eşim olan nikahlı ya, kocama yaparım yani. Siz kimsiniz de ben işte cilve işve. Ya onlar şey değiller ya. Çok hadsizler. Yetişme tarzımıza hoş olan bir şey değil. Aynen. Ters gelen bir aynen, şey. Aynen, aynen. Ama yine de özür diliyorum. Onlar öyle bir şeyler arıyorlarsa
aradıklarını burada buluyorlarsa bulurlar, bulamıyorlarsa onlar da yine tercihleridir. Bizde o yapı yok. Başka aynen kapıyı arasınlar. Aynen. Babacığım. Nasıl buldun babamı? Aa, müthiş bir adam. Tarzı müthiş. Öyle. Tam baba ya. Baba işte. Nasıl buldun babamı? Şahin'e ne yapmış? Bayıldım. Bak nazar değdi. Kız ben olabilir. Babanla aranı nazar değdirmiş olabilir. Efendim şaka yapanlara kızmıştır bir. Kesinlikle. İkincisi, ikincisi Şahin'e kızdı. Şahin orada ağlamış olabilir. İki. Şahin ağlamış Şahin olabilir. Ayrı yaşıyoruz ya. Hani hayattalar Allah'a şükür ama. Tamam. Çok özledim. Tamam oğlum. Kendimi gurbette gibi hissediyorum Ayça. Ne gurbettesin ya? Kızın yanında biz varız. Aynı şehirdeyiz tabii ki öyle ama çok özledim onları. Sonuçta görüyorsun. Göremiyorum. Kurban olurum sen ondan beni dürttün. Biz de değiliz ama çok özledim onları. Tamam görüşmüyor musun aşkım? Görüşüyorsun. Yok buradayım ya bütün gün. Tamam oğlum gel buraya ya. Ondan gel sonra buraya ya. Benim özleyebileceğim babam yok. Bir de böyle düşün. Benim de varken yok görmüyor musun? Olsun bak benim özleyebileceğim babam yok ama annem var. O yeter. Sen özleyebileceğin bir annen var, babam var, bir kızım var. Ama benim kızım da yok kız. Olsun köpeğim var. Benim kızıma beraber bakacak. He yaram var. Girmeyelim ben bunun kasılmalarını izlemek istemiyorum. Biz o hatayı çok merak ediyoruz. Evet hata neydi sana yaptığı hata? Ya, yani en azından ama sana gelecek adayları yok, yok, küçük bir şeyse açıklamak istemiyorum. Boş tamam, ver, boş ver, geçmişi. Yakınları da onun üzeri canım. Aynen, mesela bak ben şöyle düşündüm. Şey babam burada mı yaşıyordu? Ankara'da değil mi? Ankara'dan geldi. Tam Anadolu insanı. Bak benim aynen annem de Konyalı. Aynen. Benim annem de Anadolu insanı. Bayıldım. Doğaldır yani. Adam ya. Haber izlerken bile bir şey olsun, bir acı olsun oturur ağlarlar bizimkiler. Öyleler biz hepimiz. Hiç tanımadığımız insana sen ağlıyoruz. Sen burada tek yaşıyorsun değil mi? Burada evet bir akrabanın yanında. Dedi ya zaten hani Gamze, ben dedim ya Gamze dedim her şeyini kendisi yapmış söyledi. Hani dedim arabasını almış bir kadın, evini almış, okumuş hani Beran, işin yani babamın desteğiyle oldu tabii ki olmadan yapamazdım da. Ama ben de tanıyormuş gibi konuştu. Hani o evet samimiyet vardı. Sanki biz Kazım abi ben tanıyorum görüşmemişiz aylar olmuş oturmuşuz konuşuyormuşuz gibi. Gibi bir şeyden şey dolayı bu yani. Hani evlilik konusunda İzliyor, senin üzerine çok gidildi ya dışarıda da konuştuk. Çok dedi kızı çok üzdüler. Hani Adnan ona karşı benim bakış açım değişti. İlk başta daha dedi efendiydi dedi. Diğerlerinden farklı tutuyordum dedi. Ama bu evlilik konusunda dedi senin üzerine çok gittikleri için sana çok üzülmüş. İçi yanmış adamı. Şimdi damat adayları gelinler evine. Hadi bakalım. Allah Allah. Hadi bakalım. Allah Allah. Allah Allah Allah. Kulları kulluyuz be kardeşim. Şahin'cim. Sen gidin. Ay ay ay. Tatsın tatsın tatsın. Benim de bir sarılasım var. Senin gelince bir sarılasım var. Hadi hadi şımarmayın ya. Görüşürüz. Görüşürüz kendine bak ben burada kalacağım. Yok sen olsun. Yok sen olsun. Sen değilin sevgili bir çalan. Gel. Hadi önümü mü keseceksin? Ya, ya ön kesmek bir şey değil bu. Yani, söyle. Ya of dur şu an heyecan yaptım. İlk defa böyle bir konuşma yapacağım. Yani şey... Ya nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok güzel bir konuşma olmayacağını biliyorum. Onu anladım yani. Yani ama bunun sebebi kesinlikle sen değilsin. Seninle hiçbir alakası yok. Ya benimle alakalı bir şey anladın mı yani? Ne bileyim, Aykut unutamadı mı? Ya unutamamak da değil, kesinlikle unutamamak da değil ama... hislerimin bitmediğini düşünüyorum ona karşı. O dün kadar. Biz bunu konuşmadık mı? Konuştuk ve sen ama... bitirdim, evet, hislerim de bitiyor demedin mi? Evet konuştuk ama... Sen araba sürsün demedin mi? Tamam evet, ya evet onu haklısın o konuda ama şu an... yani ne bileyim... Yani... Bitmediğini... düşündüm. Senin bir dediğin bir dediğin tutmuyor kızım ben anlamadım seni. Ya ne alakası var? Seni karşıma alıp söylüyorum bunu. Beni karşına alıp söylüyorum. Ben de dün karşın dedim. E tamam ama dün yani
Ne bileyim, bitmediğini hissediyorum. Dün karşıma geçtim. Seni kırmamak için bunları söylüyorum. Niye şu an beni suçluyorsun? Kim, kendimi mi suçlayayım? Kendini de suçlama tabii ki de, ama beni neden suçluyorsun? Ben suçlu sana... sensin, ben mi suçluyum? Ya ben neden suçlu oluyorum? Dün böyle düşündüğüm için bitti mi suçlu dedin? Oluyorum. Hayır, dün ne dedin? Ağır basıyorsun, ben Aykut'u bitirdim dedin. Tamam, kafamda evet. Yok dedin, bugün gene aynısını çıkardın. Tamam, ben bunu düşündüğüm için suçlu mu oluyorum? Ya bana dün niye bunu söylemedin diyorum. Ya dün çünkü o tarz bir şey düşünmüyordum. Ben eve gittim böyle kendi kendime düşünürken öyle düşündüm yani, anladın mı? Ya bazı şeyleri düşündüm kendi kendime ve öyle ya, bu konuşmaları yapmayı hiç sevmiyorum ama... Ya öyle yani, seni gerçekten kırmak istemiyorum. Ya beni kırmadın, bitiriyorsun. Ben sana dün dedim ki bak, bir kere ben bunu yaşadım. Kırmızı Oda'da bir kere daha yaşamak istemiyorum dedim. Kıyaslama dedin. Bak yine aynı şey çıktı. Tamam işte. Ama... Benim sinirlenmemin sebebi, bu kadar tepki vermemin sebebi aslında Nazlı umurumda bile değil. Aileme olan durumsuzluğum, çevreme olan durumsuzluğum, milletin bana verdiği tepki, bu üst üste geldi. İki hafta, üç hafta arayla oldu ve ben kötü pozisyon düşüyorum. Dün hanımefendinin odada ağır basıyorsun, çok mutlu ediyorsun. Heyecanlıyım diyor. Televizyon karşısında işvecili yapıp bizi heyecanlandırıyor. Millet karşısında benimmiş gibi görünüyor. Ama bugün oraya gittiğim zaman mutluluğumu bölüp hayırsızlığa düşüyor. Ama benim de güzel bir sözüm var, her zaman söylerim. Doluda düşen yaprak rüzgara oyuncak olur. Ve çok fena oyuncak olacaksın Nazlı. Ve seni buradan gitmeden emin ol, ben gitmeyeceğim. Harbi ağlayınca çok çirkin oluyorsun. Ya ağlama bir daha ya. Yıllardır bir aradaymışız da evlenip boşanmışız gibi hissediyorum. Bu da attığım çiçeklerin küçük bir özü olsun. Böyle kızıp sinirlenip gider misin? Tek başıma ardından bakar mıyım yani? Daha yeni elimi tuttun ya. Ölesin özlemişim ki seni. Seni seviyorum. Baba olayları zor tabii. Söyledin mi? Belli olmuyor mu? Ne yapıyor? Çok acayip. Çıldırıyor. Erkek bir de babayı görüyorsun, anladın mı? Sonra erkeğe güveniyorsun, sonra kalıyorsun. Biliyorum. Zoruma giden o. Sen bir şey diyeyim mi? Bu kadar sakin olmamın sebebi çok farklı ama ben baba olaylarında en kötü olanlardan birisi de benim. Ben de hiç babamla bir araya gelmeyen birisiyim. Yani son bir yıldır böyle yavaş yavaş gördüm, konuştum. Ve şimdi de baba gibi değil, anladın mı? Dışarıdan bir amcaya baba diyormuşum gibi. Hayır, söyle şu nasıl bir baba ya? Benim kardeşim de aldı, onu da bırakmış. İşte böyleler, erkekler kadınlar gibi değil. Ya işte sorun kadın ya da erkek olmak değil, anladın mı? Teşekkürler. Açar suyu. Ne yaptın adama? Ya ne yapabilirim Mehtap? Ne yaptın da böyle hiç ortalıkta? Burada ne konuştuysak onu söyledim ya. Burada ne konuştuysak onu söyledim. Ne yapabilirim daha fazla adama? Ya burada ne konuştuk biz? Aynısını söyledim işte. Yapamam. Ay canım da aynısını yaptı. O da aynısını yaptı diyor. Yani çok ne yapabilirim? Yani. İnan çok iyi anlarım. Aynısını yaşıyor. Sadece artık ruhsuzlaştım bugün. Aycan da aynısını yaptı diyor. Ya Aycan da aynısını ben de yaşıyorum. Aycan da bana yaşattığı da aynı duyguyu diyor. Ne kimdi? Onur mu diyor? Ya bırak, ben ona bir şey mi dedim ya? Peçete getireyim mi sana? Bir şey yok galiba, içeride bilmiyorum. Yok, dur. Yok, yok. Dışarıdan alırım. Sen başla.
Bahçeden içeriye girdiğimde Ayça ile Gökhan'ı bu baba mevzusu için konuşurken gördüm. Üzülüyorum tabii ki de Ayça'ya. Baba konusunda da hak veriyorum, destek veriyorum ama bu konuyu fırsata dönüştürme olayı da aklıma gelmiyor değil. Umarım böyle bir şey yapmıyorsundur çünkü Gökhan da babasını zamanında kaybettiği için. Umarım bu yolda ilerlemiyorsun Ayça. Harbi ağlayınca çok çirkin oluyorsun. Ya ağlama bir daha ya. Öf ya. Niye? Bu da babasızlıktan aldım. Farkında mısın? Bir şeyden değil. Tamam. Ya Allah Allah. Olur öyle şeyler. Hayır Gökhan. Olsaydı başımıza daha başka olurdu. Ya illaki başka olurdu da. E o zaman. Her şey farklı olurdu hem de. Niye bakınca sana gülesim geliyor benim şu an? Of ya. Bana bak. Sağ ol ya. Teşekkür ederim. Ama sen de gülüyorsun yani. Öf Gökhan ya. Güzel ağlıyorsun. Tam da şeyin üstüne geldin ağlamamızı. Sen ağlat beni her gün. Ben de ağlıyordum orada. Biliyorum senin babanı da. Yani ben kendimi biraz tuttum ama... Ama bak en azından sen öldüğünü biliyorsun, anladın, vefat etti. Abi bizimki var ama yok. Anladın mı? Nerede? Bak. Ben geçen sonu hep derdim ki benim karşımda baba gibi olacak derdim ya. Baba. Babam vefat baba figür olacak. Babam vefat ettiği zaman annem iş yerine gitmişti, kendi iş yerine. Abim okula gitmişti, kız kardeşim de okula gitmişti, ben evdeydim. Babam vefat ettiğinde kendi yatağında kalp krizi geçirerek vefat etti. Cenazesini ben buldum. Saatlerce kimseye haber veremedim. Şoka girmişim, yanında kalmışım, yatmışım. Daha sonra kriz geçirmişim, evdeki eşyalar falan, insanları aramışım, kırmışım, dağıtmışım. Düşün yani bir akşam önce yemek yiyip konuştum adamı. Ertesi günü... Erkek çocuğu kötü bir durum. Farklı. Anlayacaksın. Gel bakayım. Gel bir tane sarılayım sana. Ne? Ne? Ne olur? Bunun iki sebep. Niye ben başkası gibi babama sarılamıyorum? Sana baba gibi sarılacak birini bulacaksın. Var var. Ben bu konularda hassasım. Kendimi zor tutuyorum. Hani dursana bir. Hani şey yapma ya, olur mu? Üzülme. Diyorum yani ben de bir gün önce yemek yediğim, sohbet ettiğim adamla ertesi günü vefat etti yani. İnsana bazen çok hani istediğimiz gibi adil davranmıyor. Hı? Evet sen şey yapma yani, üzülme. Olsun. Tabii senin durumun daha farklı ama yani ne demek istediğini anlayabiliyorum yani. Anladın? Beni de ağlatıyorsun insanların içinde arkadaşlar. Peki çok çirkin oluyorsun ağlama. Ağlayınca harbi çirkin olurum. Ağlamam zaten. Gülünce ne oluyordu? Bir düşünsene gözlerin kısıldığını. Benim abi. Ne bileyim ya, benim her şeyim annem. Allah başıma eksik etmesin. Tabii annem. Benim de öyle bak, benim cennetim, her şeyim annem yani. Annem ya. Kadın bak, bir laf vardır. Taksizlik yapmış, bana bakmış ana, ya. Anası olmayanın babası yoktur. Anladın mı? Anası olmayanın babası yoktur. En azından bak bir anam var. Düşün annesini babasını hiç görmeyenler var. Zamanı gelince onlar da olmuyor Gökhan. Bak. Evlatların... Herkes çıkarıcı biliyorsun. Bak, evlatların öyle. Evlatların anne babalarını defnetmeleri, gömmeleri... Oo, Allah korusun, dayanamam. Anladın mı? Örnek veriyorum. Hı. Normal. Ama anne babalarının evlatlarını gömmeleri kötü. Bu tabiata aykırı olan. Senin başında annem var.
onunla daha iyi nasıl olurum baba diye. Benim de yok hani ben de çok kötü günler ama geçirdim. Ama sen babayı yaşadın. Ne yaşadım? Benim babam hiçbir zaman bana oğlum diye sevmedi. Ama sonuçta vardı onunla beraberdin onun annesi. Tutun bak ben babamı hiç sevmem Gökhan. Bugün ölse bir damla gözyaşı dökmem. Sadece zoruma giden bu adam 30, ben 30 yaşındayım. Neredesin sen? Ben 3 tamam, aylıkken ayrıldım. Tamam 3 aylıkken ayrıldın. Bilmediğin bir şeyin hasretini çekiyorsun. Olsa nasıl olurdu diyorsun. Babam ben bir kere nikahını gördüm. Ha, sen onu diyorsun. Ben babamı belli bir yaşıma kadar gördüm. Ondan sonra bir daha hiç görmedim. Anan varsa her şeyin var. Bak annen varsa her şeyin var ama baban varsa her şeyin yok. Böyle düşün. Sen onun rahminde büyüyorsun. Onun vücudundan, onun etinden, onun kanından, onun sütünden oluyorsun. Ondan doğuyorsun. Anladın mı? Senin ne hissettiğin her şeyini anan biliyor. Öyle düşün. Annem var de. Hani bir laf var ya Allah da ötesine bırak diye. Düşün annem var. Gerisini düşünme. Gökhan. Ağladın mı sen? Yo ben ağlamadım. Ben niye ağlayayım? Hı? Ben niye ağlayayım? Gerçekten mi? Ağlamadım. Sarılabilir miyim sana? Sarılabilir. Gel. Sen, ay, gel. Sen de mi ağlıyorsun? Herkes duygusal ya. Çok... Aile konusu işte herkesin, herkesin sıkıntı olduğu bir şey. Senin de var sıkıntılar. Ama ben Allah sıkıntı yok. Okuyamam ya. Ağlıyor diye gördüm. Yok yok ağlamıyor. Üzülme ya. Bilmiyorum ya. Sadece bu konular biraz hassas bir konular ya. Bugün Gökhan ve Ayça otururken kulak misafiri oldum. Hani gizli gizli dinledim. Baba mevzusunu konuşuyorlardı. Ailevi mevzular. Gökhan'ın babası olmadığını biliyorum. Ve geçmiş dönemlerde Gökhan da aile konusu geçtiği zaman bana destek olmuş. Benim eskiden tanışma yolunda olduğum bir insan. Gökhan bana böyle bir desteği verirken ben de Gökhan'la ayrı bile olsam bunu yapmadan duramazdım. Ona sarıldım. Çünkü bu evde Gökhan'ın bende hatırı çok büyük. Gitmek istedim. O an içimden öyle geldi. Demek ki hala içimde bir şeyler var ki Gökhan'a karşı. Dayanamadım, sarıldım. Sarıldığım için de hiç pişman değilim. O kötü bir şey yaşadığı zaman ben hep onun yanında olacağım. Rabia, bu konuda Rabia olayı aşmış. Rabia, hani rahat anladın mı? Zaten ha. Gökhan çalışmış bunun için yani. Onlar... Adayları çok güzel. Şeylerin hiçbirine kulak asmıyor. Ne yapmışlar? Başına mı gidiyor hayatınız? Yok Aycan, Aycan'la ben mesela... çok güzel falan derken. Gökhan gibi Avrupa'yı veya senin gibi Avrupa'yı bir insan olmayı çok isterdim. Mesela Azal'ın da öyle olmasını çok isterim. Beni çok kıskanıyor. Ben Avrupa'yı olamadığım için en son. Nasıl isterdin? Biz Avrupa'yı mesela sana yanlış Avrupa'yı söylemeye çalışıyorum. Ama inanma. Sinir etme beni. Oğlum bir dur bir sakin ol. Kurban olduğum bir dur. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Avrupa'yı da. Ya ben böyle... Dur. Onur'la konuşuyorum. Onunla biz seniz Osmanlıyız. Hayırdır? Kanka git vallahi kızın yanına git. Vallahi git. Git vallahi git. Sen çalışsın. Kanka git vallahi git. Git ben ki bir şey kır. Vallahi ben buraya vurayım bir şey. Vallahi bak. Ağlıyorsan. Alo peçete attı. Hani Onur ağlıyor Onur'la Naz'la bugün birkaç sorun yaşadı. İkisinin ağzından da dinledim. Önce kendi olayımdan örnek vereyim. Onur'la ben bu münasebete girdiğimde, evet Onur her şey çok güzel, çok iyi ama ben sana karşı bir şey hissetmiyorum ve hissetmeyeceğim diye önüne çok güzel çekmiştim chatimi. Ama Naz'la bunu yapamadı. Önce Onur'a sen daha öndesin, sen daha şöylesin, ben seninle bir yola girebilirim tarzında konuştuktan sonra birkaç gün sonra, evet benim aklımdaki Aykut, aklımdakini dinleyeceğim tarzında saçma sapan konuşmalar yaptı. Anlam veremiyorum ama Onur, bunu başta gördüğün için mutlu ol. Her şey seninle olsun. Bu evden de gitmeyi düşünme. Aşkı hak edecek bir kişilerden birisi de sensin. Ne diyor? Adnan ve Didem damat adaylarının evine. Anladım şimdi bana veya bize niye böyle giyiyorduklarım. Vay. Senin sürprizin mi? Hayır değil. Allah Allah. Değil hayır. Ben vallahi şoktayım. Mı? Bir anda giyindim ettim. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ben de dedim ki, Ayda yılda güzel bir şey düşündü de. Vay. Pastalı ay var. Çok güzel. Cennetten...
Yok dur gönder, gelemedim oraya. Bir şey soracağım. Rabia'yla aranda bir şey mi var? Yok. Peki Rabia'nın sana bu davranışta neden böyle peşinden ayrılmıyor, elini tutuyor? Şöyle... Elini senin böyle tuttu Gökhan. Tamam, biliyorum. Sarıldı da senin yanında. Evet. Sen de otur dedin kıza. Evet. Ha. Şöyle, o aile konusu olduğunda ben buraya geldim. Ben burada çok büyük herkese bağırdım, çağırdım aile konusunda. Ona çok büyük destek oldum o zaman. Gerçekten buraya gelip herkese çok fazla sesimi yükselttim. Ve dedim ki kimse dedim, aile konusunda dedim, kimse dedim bu şekilde yapmayacak. Ki benim o aile konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyor. Ha, o yüzden. Ha, anladın mı? Çünkü sabah bu evde konuşma oldu. Ben hatta hiç dahil olmadım konuşmaları. Sadece dinledim. Hatta Didem dedi ki Ayça dedi, hiç karışmıyor dedi. Çok sessiz kaldı. Yani ben dedim konuşmam, ben sadece Gökhan'la konuşacağım dedim bu konuyu. Hı-hı. Tartışmayacağım hiçbirinizle dedim. Hı-hı. Mesela Ayça adaylığını geri çekti. Ben aday değilim artık Gökhan'a dedi. Yani kimse için tırnağımı kıpırdatmayacağım dedi. Abi ya ben işte Gökhan'ı istemiyorum zaten dedi. Ama duygularım bitmedi dedi. E sen dün benim Rabia'dan hoşlanıyorum, ona karşı duygularım hala var dedin. Duygularım bitmedi, ben zaten atıyorum geçen haftalarda da söylemiştim. Bana söylemedin bunları. Sen zaten yeni geldin. Evet. Bunu söyledin işte. Hani Rabia'yla tekrar başlayacaksan... Benim şu an kimseyle bir şey başladığım yani, yok. Ben zaten sözlerim var, konuşmuşluklarım var. Ben burada Ajan da bana ilk her zaman Ajan'ı da söyledim. Ben Ajan zaten şu anda kavga etmemin sebebi. Ajan benim yanıma geldi. İşte sen dedi birinden hoşlanıyorsun dedi. Dedim ben de sana talibim. Böyle bir şey olamaz dedi. İyi de dedim. Hoşlantı geçecek bir şey demişsin ben, sen. Evet. Ben dedim duygular, hani ben aşık olsam zaten evlenme teklif ederim. Veya severim veya anladın mı? Benim kapılarımı kapattığım zaman dünya umurumda olmaz benim. Ben öyle bir adamım yani. Bakma biliyorum. Ben böyle insanların gözünden boncukçu moncukçu olarak gözüm sen de. Ama eğer, ben söyledim. Eğer yani ben bir insanı seversem veya hayatımı alırsam sevgili olarak şey olarak, ben kapılarımı kapattığım zaman sadece hayranlıkla baktıkları bir ilişki olur yani. Evet, ben bunu buyursam olmuştum. Kim gözüm görmez kimseyi. Demiştim yani. Gökhan, Semih demiş. Semih'ten örnek vermiş. Semih de çok gezen falan. Mesela dediler ki Gökhan işte gezip tozan. Dedim ki ben de gezerim, onu beni de götürür, beni de gezdirir falan, ben de giderim falan muhabbet oldu. Ki dedim Gökhan dedim vazgeçebilirsin, her şey yaşamış biri Didem dedim. Valla kimse yaşamış. Kusura bakmasın da ben takıldığım zaman gayet, gezdiğim zaman gayet kaliteli gezen bir adam. Biliyorum ben. Anladın mı? İnsanlar biliyordur herhalde. Ben gayet kaliteli gezen bir adam. Dedim ki adam doymuş artık dedim yani. Anladın mı? Buradaysa bitmiş. Vazgeçebilir her şeyden. Ha Rabia gelince duyguların bitmemiş ya senin. Duyguları bitmeyen bir insan tekrar başlamak isteyebilir. Çünkü Rabia'nın da duyguları ben bitmedi. Ben şu an bir şey istemiyorum ki. Şu an istemiyorsun. İleride ne isteyeceğini bilmiyorsun. İleride ben neyi isteyeceğimi bilemem ki. Peki sen ne istediğini biliyor musun? Bak ben neyse ben şunu söylüyorum. Benim için önemli olan. Kilit nokta Gökhan dedik çünkü. Gökhan'ın ne istediği benim, önemli. Ben burada ilk geldiğim gün de burada herkes buradayken aynı şeyi söyledim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Ben atıyorum seninle bir ilişkiye gireyim, seninle sevgili olayım, ben sana işte aşkım diyeyim. Ay ne güzel olur, düşünme bir kere. Bir ay sonra senden ayrılayım. Ay hayır ya. Mesela örnek veriyorum, gidip ona aşkım diyeyim. Ben böyle bir adam değilim. Anladın mı? Şu evin içerisinde yan yana oturan iki kız aynı anda aşkım demek istemiyorum ben. Yok öyle bir şey yapmazsın zaten. Anladın mı atıyorum, bir sana deyip bir ona demek istemiyorum. Anladın mı? Ben tanışma yolunu kendimden emin olana kadar, bu hani sevgili olur musun yarışması olsa hepimiz de sevgili olurum tek tek. Yıllardır bir aradaymışız da. Evlenip boşanmışız gibi hissediyorum. Bu da attığım çiçeklerin küçük bir özü olsun. Böyle kızıp sinirlenip gider misin? Tek başıma ardından bakar mıyım yani? Daha yine elimi tuttun ya. Öylesin özlemişim ki seni. Seni seviyorum. Adnan bunu biliyor mu? Adnan. Ben biliyordum böyle olduğunu. Eşyalar toplanmış, seninle birlikte. Anılar saçılmış, odaya her yere. Sevdiğim mutluluk diyorsun ya. Yok artık bu evde. Sana mutluluk falan yok. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı, bu renksiz dünya.
Vay be. Çok güzel hazırlamışlar. Kim yaptıysa eline sağlık, emeğine sağlık. Yıllardır bir aradaymışız da evlenip boşanmışız gibi hissediyorum. Yemin ederim aynı şeyi düşünmediysem Didem diyelim. Bu kadar olamaz yani. Hani sanki çok böyle çok uzun zamandır bir şeyler paylaşıyormuşuz gibi. Yeni değil gibi her şey. Ya Adnan. Adnan yemekleri sen mi yaptın? Buyurun. Gel. Aa, teşekkür ederim. Çok mersi. Yani her ne kadar yani, maganda bir herif olarak görsen de. Yani işte. Bunu yapabilmen güzel. O kadar acayip ki bak oradaki gömleğin aynısı. Şimdi can nasıl karşınızdır ya, anladın mı? O günden demek ki sözümüz kalmış. Hı? Ya bilmiyorum, ben beklemiyordum böyle bir şey ama. Daha yeni elimi tuttun ya. Hı hı. Ölüsünü özlemişim ki seni. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ay, şu an kalbim duracak yalnız. Kontrol edemiyorum yine kendimi. İnan ben mutlu olmak istiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum. Ablan senden bunları da
Acaba oradan mı seni bu kadar etkiledi gerçekten? Yok. Belki tamam baş başa olmamız biraz etkilemiş olabilir beni. Geçmiş mevzuların üzerini kapatmış olsak da senden ricam aynı şeyleri yaşatmayalım birbirimize, tamam mı? Bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Bu da eğer sonuna kadar gidilecekse seninle gitmek istiyorum ben. Ben de. Espri yapacaksan yanımda yap. Beraber gülelim. Tamam. 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 Beraber yaşayalım her şeyi, acı tatlı. Kavga edelim, tartışalım. Ama tartışalım. Kavgaya dönüşmesin. Ya çok mutluyum ya. Of! Sana anlatamam ki yaşadığım şeyi ya. Rüya gibi ya. Çok değişik. Yani günlerdir
Ben hala rüyada imzalıyorum. Günlerdir bunu düşünüp bir an böyle bir sürpriz. Atman ya. Bunları düşünüyordun da niye yapmıyordun? Ya sen niye yapmıyordun? Acıktın mı? Evet, hadi yemek yiyelim. Geç otur. Hatırlıyor musun bu evi ilk bastığım günü? Aa, unuturmuyorum. Asla unutamam. Aslında baktığında daha iki ay geçirdik bu evde. Evet. Sanki yıllar geçirmişiz gibi geliyor bana. Bana da. Farkında o mısın? İki ay. Aslında sanki iki yıllık ilişkin var gibi seninle. Hani o kadar çok şey yaşamış ya, gibiyim yani. Bak, yine söylüyorum. Evet, kötü şeyler yaptım, ettim. Ama şu anda da söylediğim gibi bunu hep seni sevdiğim için yaptım. Seni sevdiğim için yediremedim kendime. Bunları anladım aslında. Hani orada dedim ki Adnan bu kadar büyük tepkiler göster... Ya sevmeyen bir adam bu kadar yükselemez. Bu kadar büyük tepkiler gösteremez. Ama inan çok korktum orada yani. Hani... Ben yediremedim kendime. Çok fazlaydı benim için o tepkilerin. Hesap sormak istiyorum. Dediğin gibi bir isim koymadığımız için hesap soramıyorum. Evet ama isim koymayan da... sendin Adnan. Hep söylüyorum. Ama isim koymaktan bahseden de sendin. Şu anda yine bir isim koymadım. Eğer o zaman da bekleseydin sadece net sana bunu çekindin, söyleyecektim. Şu an sana çıkma mı teklif ettin? Hayır ya çıkma teklifi ne ya? Çıkma teklifi mi kalmış? Herkes öyle şu an... bir şey artık yok. Herkes şu an seninle benim bir olduğumuzu biliyor mu? Evet. Ayrı olduğumuz dönemde bile bizim bir olduğumuzu söyleyenler var. Evet, biliyorum. Film gibi hasta ettin beni. Ben de hastayım, burnumu çekip duruyorum. Ama senin yanında şu an her şeyi unuttum. Şu an her şeyi unuttum. Çok halsizdim bütün gün. Şu an her şeyi unuttum gitti yani. Çok acayip ya. İnsan böyle anlar her zaman yaşamaz ki. Bak ben hep söylüyordum. Sana aşık değilim. Evet seni çok sevebilirim. Senin gerçekten de çocuklarımın annesi olabilecek kadın olduğunu düşünüyorum diye. Şu anda yaşadığım duygunun yine ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü bana göre aşk acı. Senin evet sen yokken acı çektim. Ben de. Sen geldiğin zaman o evde tek başıma olmak. Burada senin olmadığını, yanında olmadığını bilerek bu evde kalmak. Benim için çok zordu yani. Ve herkes o kadar emin ki benim başka bir isim vermeyeceğime. Bir de böyle bir şey var. Benden emin olmuşlar. Benim duygularımı anlamışlar insanlar. Ona bakarsan bizim evde de benden emin olmuşlar. Bak herkes yaşadığı insanlarla, sen orada kızlarla yaşıyorsun, ben burada erkeklerle yaşıyorum. Ama benim hiçbir umurumda olmadı. Benim tek umurumda olan kendine hissettiğim. Eğer onlar umurumda olsaydı, o gün bu masada bana bitir dediklerinde ciddi anlamda tamamen bitirirdim.
ciddi bir beraberlik olduğunda o kapatılır, o sorun değil ama hani ciddi biri çıkmadığı için de hep o orada kaldı. Tamam. Nasıl görüşürüz? Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Vay be. Adnan Bey. Olsun. Vay Adnan Bey. Vay Adnan. Ben. Adnan yemek aldı mı? Aa dur, sarma vallahi var. Ben oldu. Ondan bir tane alayım. Vallahi çok beğendik. Neyse. Böyle bir aşk yok yani. Aynen. Aynen. Hoşçak diyelim kardeşim. Eyvallah hanımım. Adnan. İşte önüne kalıyorum bu ilişki. Hayırlısı olsun. Kanka destekliyoruz, ailece izliyoruz. Aynen. Böyle şeyler arada bir yapın Adnan. Adnan, başıma karışma. Tamam, hadi görüşürüz. Adnan, böyle şeyleri bol bol bekliyoruz sizden son buralar. Nereye bu? Neyin var size? Ne o? İyi misin? Şu. İyi miyim? Gel bir şey yapayım. Kardeşim. Ne yapıyorsun kardeşim? Var mı sıkıntı? Olur mu? Ufaktan bir sıkıntı, o kadar başka bir şey. Sıkmacan olabilir. Değer mi? Neydi mi? Ne olur gelme. Vallahi dayanacak ne takatim ne gücüm. Yap. Yemek yer misiniz birer? Gel. Yemek yer misiniz? Yemem. Mantar yeriz. Öyle bir yediğim mantarı. Hayırlısı olsun. Mutluluklar dilerim. İnşallah onu. Umarım. Bir bak, daha, bir daha bozulmaz. Bu evde mutlu da olunabiliyormuş. Çok güzel ya. Vallahi sen de sabret çok sadece. Çok yok umarım. Benim sabretecek kafam kaldı. Baksana sonra. Abi adek 3 haftadan beri burada mutsuz ya. 3 hafta oldu ayrılalı ya. Yanlış mıyım? Aynen öyle. 3. hafta. Olmuyor yani. Şu evi ilk defa bu kadar eğlenceli gördüm. Şu halleri elinde güzel. Ne evet. Güzel. Biraz oynayalım bak. Bari biz de mutluluktan nem alalım. Hala anlatıyor ya. Didem, nasıl bayılacağım ben sana? Didem, izlediniz mi? Arkadaş. Böyle. Ya ben hayatım boyunca bu kadar romantik bir an yaşamadım yani. Kızım, burada içimiz gitti, içimiz. Biz bile duygulandık. Normal sarılamıyoruz ki. Şöyleydiniz. Nasıl kendini cilveli? Ya. Çok sevindim. Oysa sarıp sarmalamıştı ya, var. O kadar, ya o falan. Böyle tutuş. Adnan'a şu. Semih nasıl biliyor musun? Hadi sanki geldim falan. Semih Adnan'a böyle. Adnan hadi oğlum. Biz de öyle. En sonunda sen elini tuttun. Oh dedik Didem yani. Adnan'ı ya, şiirler gibi izledik biz. Nasıl görünüyorduk çok merak çok ediyorum. Güzel çok güzel görünüyordunuz. Ay çok acayip. Aşk ya. Aşk güzel. Aşk güzel şey. Ya alev çıkıyor artık. Kulaklarımdan alev çıkıyor kulaklarımdan. Adnan'ın bir sarılması var. Sen böylesin. Nasıl sarmalı seni? Ya boynunu içime çektim artık, anladın mı? Çok değişik bir şey ya. Allah'ım çok güzeldi. Ya. Çok güzeldiniz. Güzeldi. Ağzımız kulaklarımızda izledik Didem. Yani. Yani tabii ki ilişkilerin oluyor ediyor ama bu kadar heyecanlı an çok çok nadir ya. İnsan hayatını kaç kere yaşar ki? Çok az. Ne güzel yani, değil mi? Çok sevindim çok ya. Senin gibi ya. İlk. İnan var ya çok sevindik. Keşke böyle aşklar daha çok olsa bu aynen. Evde ya. Ya bu şey izledim yani son ki danstı galiba. Seni seviyorum galiba. Dedi ya. Dedi mi? Hani duymadık onu. Seni seviyorum hadi dedi ya. Hadi artık şimdi de desin ki daha zamanı değil elimi daha tutma. Tanışma yolundayız. Daha tanışma yolundayız. O tut artık öyle bir şey derse vura ağzına bir tane tamam. O tut elimi sarıldık. O el tutuşma neydi öyle Dida? Bu... Bilmiyorum hala etkisindeyim hala. Yani hiç burada hala orada benim. Gelmek istemiyorum diye bağırdım Adnan. Hani bazı anlarda böyle zaman dursun istersin ya. İşte öyle, öyle kalmak istedim ya öyle. Allah'ım. Çünkü onunla hep hayal kurduğumda kendimi böyle başıma onun göğsünde hayal ediyorum. Anladın mı? Öyle uyuduğumuzu, öyle televizyon izliyoruz mesela. Anladın mı? Hani hep onunla böyle hayal ediyorum. Doydun mu şimdi? Doyar mıyım ya? Doyar mıyım? Tadına doyum. Daha çok isteyeceğim. Daha çok isteyeceğim. Aa, doyulur mu? Doyulmaz. Sevgi bu, sevgiye doyulmaz. Ama çok uzun süre bekledik tabii. Ya 3 hafta ya. Ya ama biz şey gibiyiz. Sanki böyle senelerdir beraberiz, kavga ettik.
Evet. Yani çok fazla şey yaşamış gibiyiz hikayede. Çok değişik bir durum var aramızda. Yaşadınız ya, da ama. Bu evdeki aşk da daha bir tatlı bence. Ya, ya. Acayip geliyor işte. Ya, sana daha yemin daha ederim bak herkes, bu evdeki herkes o anları yaşasın istiyor. O zaman bu evin bir anlamı oluyor. Şu anda hiçbir, yoksa hiçbir anlamı yok evet, bu evin. Aynen, ne bu evin doğru. Ne öbür evin hiçbir aynen, anlamı yok. Aynen. Ama buraya gelirken insan can atıyor birisi olduğu zaman gerçekten. Koşa koşa hmm. geliyorsun böyle. Ben... O Cuma'dan Cuma'ya mezar ziyaretine geliyorum. Nereye? İçim öldü ya. Mutlu olduk, sevindik senin adına. Neyi verdiler, hangi görüntüyü? Senin elini böyle tutmasını. Slide'ı verdiler. O ilk balon. El tutuşma var ya. Klibi nasıl yanaştın ya? İlk sen yanaştın ya. İlk sen evet. yanaştın. Tuttum, ona herkes dedi, dedi dişi kuş işte yapar. Dedi ya, yuvayı dedi dişi kuş Semih yapar. Dedi. Semih dedi. Yuvayı dişi kuş yapar işte dedi. Yoksa sonra bir sarmalı. Sonra bir sarmalı. Sonra bir sarmalı. Böyle, böyle dokundu. Çok güzeldi. Sen kedi yavrusu o aslan be. Öyle nasıl romantik. Sarmalamıştı. Çok güzeldi. Kalk gidelim gitedi. Neyse sen çok mutlu oldun. Git içeri. Çekil şuradan git. İçeri git. Çekil git. Size de bulaştı. Kısmet, kısmet dağıtı. Bana kanka. İlk önce ben tuttu beni. Giden. İlk önce ben tuttum elini sarıl. İlk başta niye Gamze tutuyor? Sen daha ne kısmeti bekliyorsun Gamze? Biz öyle gelenleri geri gönderin. Hala daha kısmet istiyor. Valla bence... Biriyle karar verin yürüyün. Babası geldi artık aday. Frekans tutmuyor. Hmm. Frekans. Olmuyor. Didem, sen burada yokken olayları geçiyorum. Hadi bakalım. Dın dın dın. Nazlı, Onur'a ümidi verdi, verdi, Onur verdi, verdi. Son anda bir ay kut dedi. Onur elini böyle ciddi masaya mi? Bir vurdu. Elini Onur var ya. Hastaneye gitti. Hastaneye gitti. Ne? Gitti. Kırıldım eli. Evet, evet. Hastaneye gitti Onur. Vuruyor. Şaka yapıyorsun. Hastaneye kırıldı. Şu çitlen be, değer mi be? Yara şaka yapıyor zannettik. Çocuk kriz geçirdi. Ama şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Eline bir şey oldu mu? Bin onu görmedim. Evet, eli şişti. Hastaneye gitti işte. Ben bir şey yapmadım ki. Allah Allah. Hayır, o benim ismimi niye katıyor biliyor musun? Aycan'da da değer hani karşılık alamadım Nazlı'da da ama ben Nazlı gibi davranmadım. Aa sen direkt Nazlı kestin. Kırmızı olduğunu ben neler direkt kestim kendisi ya. De söyledi. Bak Semih de bunu yanlışı anlamış diyor ki bana sen diyor Onur'a böyle yapıyorsun ya diyor. Gökhan'da da bunun diyor şeyini çekiyorsun ama ben Onur'a Allah aşkına siz söyle ben Onur'a bir yüz verme durumum benim oldu. Benim gördüğüm kadar kestim. İzlediğim kadarıyla vermedin zaten. Direkt kestim. Direkt. Ne demiş siz kırmızı odada? Dur bir dakika demiş kırmızı işte, ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Bize de öyle dedi. Hı hı. Bize, size ne dediysem yok, aynısını bak. Söyledim zaten. Tamam. Aycan lütfen ya. Ya yorum yapmanızı istemiyorum bu konuda olur mu? Bak bana ters bir şey söylediğinde ben onun tersini yapıyorum. Ama kendisi her şeye muhalefet yorum yapmanızı istemiyor. Kitlen Aycan kitlen. Vallahi. Ondan sonra. Ya sus ya. Ondan sonra kilitleniyor. Yok. Yok. Tamam dedim söyle. Dedim ki sen dedim daha çok ağır basıyorsun Aykut'tan ama dedim. Yani bir tarafta da evet Aykut'u unutmuş yani Aykut'a karşı henüz bir şey hissetmiyorum dersem sana yalan söylemiş olurum dedim. Bunu benden duymanı istiyorum dedim. Yalan söylemiş olurum dedim. Ondan sonra peki dedi Aykut dedi şu an seni çağırsa gider misin dedi. Ben dedim Aykut beni çağırmaz bunu biliyorum. Yani Aykut'un beni çağırmayacağından adım kadar eminim dedim. Çağırsa git. Sorusuna soruyla karşılık verme direkt net cevap. Sorusuna soruyla karşılık bu devam ne ya? Devam et. Bu ne? Ha evet. Beni çağırmayacağının adım gibi eminim dedim. Sen daha ağır basıyorsun dedim ama ya abi bu yıldız duygular değişebiliyor anladın mı? Tabii bu eve özel bir durum değil. Ben akşam eve gittim böyle bir düşündüm falan. Yani babaannemle de konuştum, herkesle konuştum. Çünkü Onur'la yakındık. Yakınlık derken tanıma yoluna falan değildik ama. Hani bir yola girebilecektik belki. Konuştum, ailem bana dedi ki yani dedi... Sen kimi istiyorsun dedi. Bana dedi bunu söyle. Ben düşündüm yani Aykut bana biraz daha yakın. Yani ben kendimi Aykut yakın değil tabii ki de. Ben kendimi Aykut'a daha yakın hissediyorum anladın mı? Bir gün dargın bir gün barışık yaşadığınız durumlar var ya. O zaman geleceksiniz buradaki ismi de sileceksiniz. Bakalım buna cesaretiniz var mı? Bu hafta sonu yapılacak oylamaya da çift olarak katılıyorsunuz. Bana Bobby'yi yazabilir misin? Buz olalı belki 7-8 hafta oldu. Ama o esnada bize de görüntüler verildi. Bizim bugüne kadar Didem'le yaşadıklarımız. Hı. Sanki aylardır, yıllardır buradayız gibi. Yıllardır şu evin içerisinde yaşıyormuşuz. Uzun zaman gibi. Geçmiş gibi. Aynen öyle. Anlıyor musun? Burada bir hafta bir ay gibi geçiyor.
O mantık demek. Bak öyle diyordum, mi? Biliyordum ama yine de aynı şeyi yaşıyorum. Kolay değil abi. Sen üstünü değiştirdin. Ha, gömlek falan giydirdiler. Bir hafta da olsa. İnsan burada bir şeyler yaşıyor, biraz paylaşıyor. Adam, o ne? O ne? O ne? Beyler nasılsınız? Kötü. Niye? Ne oldu hayrola? Bir şeyler olmuş Adnan'a. Seda Hanım. Adnan'a bir şeyler olan oldu. Şeyler yemekleri olmuş. Bitirdiniz mi? Çok şükür. Efendim? Yemekleri bitirdiniz mi? Biz... Şunların tipine bir bakar mısın Seda Hanım? Sizce kalabilir mi? Ya şey vallahi yapmadım. Bu yemekler niye erkekler evine gittik ki biz burada yerdik? Hep erkeklere çalışıyorlar hep. Seda Hanım oradaydık, buradaydık ya, sağ olsunlar. Neyse afiyet bal şeker olsun. Onur'a da büyük geçmiş olsun. Elini incitmiş. Teşekkür ederim. Neyse şimdi bu tahtayı merak etmişsinizdir, evet. Ne olup bittiğini. Bugün salı çocuklar. Hani göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ya bizim evde günler. Üç gün sonra biliyorsunuz oylamamız olacak, korumalarımız olacak, sonra da finalimiz olacak. Ama bundan sonra halk oylamasına siz oylarken nasıl katılacaksınız biliyor musunuz? Çift olarak. Peki nasıl çift olacaksınız? Şöyle olacaksınız, birbirinizi görmeden çift olmak istediğiniz kişiyi veya çift olduğunuzu düşündüğünüz kişinin adını veya ilerideki adayınızı arzu ederseniz, hazır hissederseniz bu tahtaya yazıyorsunuz. Karşı taraf da yazıyor aynı şekilde. Karşılıklı ismini yazmış olanlar çift oluyor. Tabii bu tahmin görevi değil, bu yürek işi. Ve bundan sonra çift olarak o halkımız tarafından oylanacaklar. Yani haftanın birincisi otomatikman çift olacak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Kim var? Hazal Semih mi var? Birbirlerine mi yazdılar? Artık onlar bizim çiftimiz mi tahtada? Hazal ve Semih çift oylanacak. Didem Adnan mı var? Birbirlerine yazdılar mı? Didem ve Adnan oylanacak. Çünkü biz sizin bu kadar sık küsüp barışmanızdan, bu kadar sık bir karar verirken hani düşünmenizden veya adım atamamanızdan yorulduk arkadaşlar. Burası aşk evi. Burası ilerideki eşinizi seçeceğiniz. Herkesin gözü önünde, örf adetlere uygun. Buradan ileri gidemediğiniz ilişkiyi başka platforma taşıyamadığınız. En fazla evde iki mesaj bir telefonla görüştüğünüz. Birbirinizi yüz yüze bile görmenizin imkansız olduğu bir ortam. Yani burada bir yola girmekten çekiniyorsunuz, yok adım çıkar. İşte ne bileyim, diğer gerçekten tanımak istediğiniz bir adaya yaklaşmaktan çekiniyorsunuz, yok diğerlerinin önünü mü keser. Böyle bir şey yok. Artık yüreğinizin sesini dinleyeceksiniz. Amacınız hayat arkadaşı bulmak, ailelerinizin en başta olmak üzere tüm Türk izleyicisinin gözleri önünde ve onların düşünceleri ve duyguları önünde tabii. Tavsiyeleri önünde bazen. O yüzden çift olarak artık oylanacaksınız. Çift olmayanların haftanın birincisi olma şansı yok. Koruma alma şansı karşılıklı oylamalarla devam ediyor biliyorsunuz finalde. O var. O şekilde koruma alabilirsiniz. Ama para ödülü şansı yok. Niye? Bu evin asıl amacı evlenmek değil mi? Evet. Çift olan doğru yola girmiştir bizim gözümüzde. Bir gün gelecek. Belki Allah korusun dargınlıklar yaşanacak. Ama öyle hani bir gün dargın bir gün barışık yaşadığınız durumlar var ya. O zaman geleceksiniz, buradaki ismi de sileceksiniz. Bakalım buna cesaretiniz var mı? Çok zor. Ayrılmak da o kadar kolay değil. Bir düşüneceksiniz üç kere. Üç kere yutkunacaksınız şuradan böyle. Ondan sonra bu ismi sileceksiniz. Bu sizin bu evde haftanın birincisi olmanızı da engelleyecek. Çünkü oylamaya giremeyeceksiniz o hafta. O adayınıza da al kardeş sildim mesajı olmuş olacak. Yeni bir adayınız varsa aklınızda düşündüğünüz, tanımak istediğiniz onun adını gelip yazacaksınız. Evdeki tahtaya. O da görüp isterse tabii. Karşılıklı. Evet. Yani şimdi ilk yapacağımız iş... Ah dedi Allah. Yarın. Oturun düşünün bu akşam evinizde beyler. Siz de düşünün. Evet ben bu gelin adayını, ben bu damat adayını tanıyacağım. Benimki şudur, budur. Yazacaksınız. Eşleşiyorsa çiftsiniz. Bu hafta sonu yapılacak oylamaya da çift olarak katılıyorsunuz. Bizi bu olay çok etkilemiyor Seda Hanım. Nasıl? Bizi bu olay çok etkilemiyor Adnan. Bravo işte, bunu demek güzel. Onlar çünkü çift, o yüzden o kadar rahat konuşabiliyorlar. Evet. Ama bu da bir taahhüt bir anlamda. Ama hani işte... insan isminin yazılmasından, imzadan, bir şeyden, bir akitten korkar, erkekten, nikahtan kaçar, böyle bir şey vardır ya. Yazmazsak ne olacak Seda Hanım? Yazmazsak oylamaya giremiyoruz. Yapabiliyor muyuz? Efendim? Bir artı bir yapabiliyor muyuz?
Allah Allah. Sen onu zaten girdiğimizden beri yapıyorsun. Yok Seda Hanım, ben kendim için sormadım. Ha, kim için sordun? Bir arkadaş var da bu da ismini vermek istemiyorum. Peki. Hep de bir arkadaş olur biliyorsun değil mi Seda abla? Bir arkadaşım istiyordu. Bir arkadaşım beğeniyor. Hep bir arkadaşım. Tabii ne öyle. Arkadaşlar varmış ya. Şimdi silme olayını da söyledim değil mi? Ayrıldın, yüreğin artık soğudu. Siliyorsan sil. Tabii bunu karşı tarafta görecek. Bundan sonra bir daha buraya yazmak zor olacak tabii. O yüzden ayrılırken oturun bir düşünün. Biraz da ayrılık zorlaşsın yahu. Evliliklerde öyle kolay mı? Değil. Kapıyı vurup gidiyor musun hemen? Heh. Onun için böyle bir sorumluluk provası gibi de düşünün bunu. Çok mantıklı ama. Bence de mantıklı. Çünkü bizim amacımız evlenmek burada. Bakın biz burada zaten görücü usulü bir anlamda görüşüyoruz değil mi? Bu evin içinde ne yaptığınız ortada. Yani dışarıda olsa kontrol edemeyeceğiniz birçok davranış burada önce ailelerinizin sonra Türk halkının gözü önünde yaşanıyor. Hani başka programlardaki gibi dışarıda buluşup görüşüp bir şeyler yaşayıp buraya gelmiyorsunuz. Yasak. Zaten bunun tedbirini biz bilekliklerle aldık. Sizler de biliyorsunuz efendim zaten. En ufak bir fotoyu bile burada saatlerce tartışıyoruz. O yüzden burada sizin gözünüzün önünde yaşanan, bu devirde yaşanabilecek en masum aşkları ve yakınlaşmaları eğer kendi yararınıza ve mutluluğunuza görmüyorsanız kısa yoldan döner ayrılırsınız. Bunda bir ayıp yok. Öyle değil mi? Eski zamanda bile böyle değil miydi? Yani bir aileler tanıştırır bakarsın uymadı. Başka birine. Çünkü siz hayat arkadaşı arıyorsunuz. Bunun bir ayıbı, bunun bir ahlaksızlığı yok ama... Tabii birinden nasıl ayrıldığınız, kime ne kadar ümit verdiğiniz, insanları ne kadar incittiğinizin vebali sizde her zaman. Her işi yapmanın ayıpsız yolu var çünkü. Öyle değil mi? Evet. Ayrılık var, ayrılık var. Yüz yüze bakılmayacak hal var. O yüzden yarına kadar düşünün. Erkekler kızlar görmeden kiminle çift olduklarını ve olmak istediklerini veya çift hissettiklerini düşünüyorlarsa o gelin adayın ismini yazacak. Kızlar da buraya tahtaya karşılarına kendi damat adayını. Eşleştikleri an onlar oylamaya girecekler. Doğal olarak haftanın birincisi iki kişi olacak. Bombayı bir daha söyleyeyim mi? 10 bin lira da o iki kişi arasında bölüşülecek. Aa, çok güzel. Yani çiftimize gidecek o 10 bin lira. İster bölüşürler ister geleceğe yatırım yaparlar onların bileceği iş. Daha sonra sizin karşılıklı korumalarınız da devam edecek final gecemizde. Artık oylamalar efendim çiftler arasında yapılacak. Umuyorum bu da oturup düşünüp çift olmak için sizi motive edecektir. Amacımız bu. Anlaştık mı beyler? Bu haftada bir gün yenileniyor değil mi Seda Hanım? Öyle bir şey yok. Gerçek hayatta da olmadığı gibi. Hayır şimdi oldu ki anlaşamadık. Bir şey ayrılabiliyorsun. Elbette. Silebiliyorsun hemen ismini. Onu diyorum işte. Çift olarak silebiliyorsun. Niye abi yanlış anlıyorsunuz? Adam ama oylamaya girebilmen için ertesi hafta yeni bir adayla... Yeni adayın da icazeti gerekiyor. Yani onlar, sen ne bileyim ilk adayın hakikaten affedilmez bir hareket yaptı ve sen onunla olmayacağını anladın. Sil tabii yani. Tamam. Onun için buradayız. Ben bir mesaj vermek istiyorum. Doğru aday için. Dur. Başka bir aday belirledin. Onun adını yazdığında onun da evet ben Gökhan'la oylamaya girmeyi kabul ediyorum çift olarak demesi gerekiyor. Oğlum. Tamam kolay iş. Peki ben mesaj vermek istiyorum. Canım söyle ben seni Gökhan. Yazacağım. Sen de beni yaz. Tamam mı? Kime diyorsun? Duymuyorum. Ben ortaya söyledim şu an yani. Söyle bakayım. Dedim ki canım ben seni yazacağım sen de beni yaz dedim. Hani üçünden bir yere. Üç, hani üç derken benim Aycan'la bir bağım yok bu arada. Kiminle? Aycan'la. Aa. Ben vazgeçtim. Aa. Neyse bu konuşmaları boş verin. İçinizden geçeni düşünün bu gece iyice. Çünkü yarından itibaren izleyicimizin önünde çift olarak oylanıyorsunuz. Haydi hayırlı olsun. Şaka değil. Tahtalar burada. Yarın oturursunuz. Evde de bir böyle sabah kahvaltınızı ettikten sonra sohbetinizi edersiniz. Bir beyin fırtınası yaparsınız. Kararınızı verir yazarsınız. Yazarken de bence düşünün silerken de. Ben çok düşüneceğim. Bir şey yazıya döküldü mü çünkü? Silmeye çok zorlanacağız Seda. Keşke. Sileceksen hiç yazma.
Çünkü aslında diyorum ya, yani her sildiğimizde bir parçamız siliniyor, haberimiz aynen yok. Aynen öyle. Mümkün olduğu kadar insanları ablama kırmadan, incitmeden. Değil mi? Değil mi? Bunu hiç uyumayacağım, bunu düşüneceğim. Biz çok zorlanacağız ya, gerçekten. Biz ne yapacağımızı bilemiyoruz Hazal'la. Evin en rahatlarına bak. Biz sizin, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sizin iyi gerçi oldu onlar bugün. Yok. Sizin bugün bu Gamze yemek iyi oldu. Yedin. Tam zamanında oldu. Bu tahtayı dün getirsem tutuşmuştun Adnan Bey. Yok, ben ya fanlar yapmış yine, Didem yapmadı ki. Yine hayır ama bu tahta dün gelse çiftler yazacak, bilmem ne yapsam, böyle hoşluklar olmasa biraz yarın tedirginlik. Yarın hemen bir sürpriz yapardı Zeda Hanım. Eğer öyle bir şey olsaydı barışma konusunda daha tereddüt ederdim. Bu sefer insanlar laf eder diye. Ha, tahta için mi barıştılar diye, değil mi? Evet. Doğru. Bak bir de böyle bir şey var. Yok yok. Sevgili izleyiciler, siz de ne olur bizim adaylarımıza güvenin ve destek olmaya devam edin. Çünkü kimse bir ömrü hani... İnsanlar şöyle der, insanlar böyle der diye yakmaz, yıkmaz. Bakın bizim bu duydun evde doğan aşklarımız... Duydun mu hayatım? Halen dışarıda da devam ediyor. Seda abla, hadi onları söyle canım. Kapıyı kapattığın zaman herkes dışarıda kalır, siz içeride kalırsınız İşte o diye. Kadar. Bir aynen de içeriden öyle kilitliyorsun. O aynen, kapıyı. Geçen sezondan beri söylüyorsun aynen zaten. Canım malın namusun yanındakine emanet. Aynen. En önemlisi de bu, herkesin lafı da dışarıda kalır. Gündüz malın, gece canın emanet. Sevgili izleyicilerimize de bunu söyleyeyim. Bakın bu evde kıvılcımlanan, evlilikle henüz noktalanmayan aşklar var. Sevgili Cansel ve Eser, evet. Emre, Hazal. Halen beraberler ve çok mutlular. Buradan da onlara sevgilerimizi iletiyoruz. Burada yaşanan sadece evde kalmak için veya sizin gözünüz önünde olmak için değil. Dışarıda da yaşanmaya. Nişanlıkları devam ediyor, diğerlerinin birliktelikleri devam hepsini, ediyor. Hepsini. Ercan'la Hande Ağaç hepsi dışarıda beraber. Evet, Ercan'la Hande Ağaç ki o da olabilir. O bu evde yaşanmasaydı noktalanabilirdi ya yani. Ya hiç güvenmediğimiz ilişki Tankut'la Dane'nin ilişkisi yani, bunlar sevmiyor dediğimiz hala beraberler dışarıda Seda abla. Evet. Hala Tankut ve Dane birlikteler. Peki işin güzel yanı efendim, bu evde yaşanan her şey gerçek, kimse hayatını hani bir tahtaya yazılmak bir ufak ödül adına riske atmaz. Allah kolaylık versin, yarın işiniz zor bence, iyice düşünün, bahtınız açık olsun. Hadi bekliyorum ben de merakla, bakalım kaç çift girecek hemen oylamaya bu hafta. Seda. Söyle Semih. Biz hemen yazalım Adnan'la. O kadar. Ya şımarmayın Allah Allah. Tabii yarın canım, onların hazır zaten. Var Didem'i, Hazal'ı yazalım. Olanı var olmayanı var Allah Allah. Hiç. Geçen sene Seda Hanım şu tipleri hatırlıyor musunuz? Bir gel kardeşim geçen sene gibi. Hatırlıyor musunuz onları? Nasıl öyle nasıl? Böyle bakıyorlar diye geçen sene. Ben ne söz vermiştim? İki bekar, aynen evet, öyle. Siz de söz vermiştiniz. Sizi evlendireceğim ben demiştim. Aynen. Sezonun sonu gelmişti, geldiler bak. İnşallah... Evet. Ben sözümde durmuş olurum. Çok siz de mutlu olursunuz. Ya. İstiyor musunuz yazmak şimdiden? Şimdiden yazmak istiyor musunuz? Evet biz istiyoruz. Tamam vallahi... ben gidiyorum. Gidin ayırlayın tahtayı. Hadi görüşürüz yarın. Bayağı bakalım neler olacak. Siz de yazabilirsiniz hanımlar. Yazalım. Bir karar verin, düşünün. Ne kucuksunuz Seda ablanın yanına. Ayakkabıyı kafanıza fırlatırım ha. Şöyle düzgün keserek. Anladın mı? Kimse yazmayacaksa o zaman kardeşim, şöyle yapalım kardeşim. Ya buradan dalsak böyle. Ya ayıp olmasın. Ha ben buradan dalıyorum ya. Dal dal. Dal. Bu da olmaz. Ya. Bu da olmaz. Baba, yiyeceğiz zaten. Çatal yerine kaşık lazım sanki. Onlar da bakıyor. Şey. Beyler, ne? Sizin galiba gelinler evinde işiniz yok. Yok. Anladım. Siz neyse bu hafta hepinizi gönderelim biz. Arada da konuş işte. Çekemeyin çatalım. Bak yarın iki gün, üç gün veriyorum, herkes ilişkiye başlayacak dedi der sana. Harika pasta. Valla mı? En kötü haftaya başlayacak. Ben yine de başlayacağım aga. Yazma zorunda mıydı biz? Mecbur muyuz? İlişkin olacağız. Yazmadı, çekinme. Yazmazsan eğer zaten hafta sonu. Değerlendiremiyorsun. Hafta sonu eleniyorsun. Hayır, değerlendiremiyorsun zaten yani. Yani direkt bir de çok enteresan. Yaz yaz. Yaz. Harflerini yaz, sadece baş harflerini yaz. Aa. Çok zor bir soru sordum. Bakayım. Abi yapayım. Söyle, soru işareti koy. Olur illa ki bir. Bir tane daha sor. Baba Gökhan'ın ilişkisi başladı. Bak Gökhan yazdı abi, siz de yazın. Bakayım. Eğer bakın beni abi yazan olursa kendi 5000 liramı da ona vereceğim. Ya, nasıl postayım? Çok iyi. AB ne abi? Avrupa Birliği. AB postayım. İzlenme. He Ayça Ekim beğen. Solaklar zeki olurlar ama. Ben de solağım.
Ben de sağ solakların sayısal zekası iyi olur. Sayısal mı? Kız ben üçte üç topluyorum. Benim de sayısal zekam yok. Üçte üç topluyorum ama. Ben sözelciyim, edebiyat falan. Şey, bana Babi'yi yazabilir misin? Babasından geçtim, oğluna bari. Buyurun, buyurun, buyurun. Ha, hareketlere bak. Olduğu şeytan çiçekleri kafasına fırlat. Ne oldu, sen kendinden eminim? Ben gidince sen de bir poju. Ben gidelim. Ben yok, ben eminim hala. Ben gene Gökhan yazacağım. Ben Gökhan yazacağım. Yazayım mı ben de ya? Rabia da Gökhan yazacakmış. Aynen, Didem ver. Ben de yazayım. İmzamı atarım. Belki yazar diyeceğim ama yazmaz şu etapta. Yazsa da adam Rabia, sen Gökhan'a aday mı oldun? Gökhan'dan başka birine bir şey hissetmiyorum. Aykut vardı. Hissetmiyorum ki Aykut'a bir şey. Düne kadar hissediyordun. Ha, düne kadar şu demek tatlı ortamımız yani aldım. Hoşuna gidiyordu senin, evet. Aykut. Şurada, yapma Allah aşkına. Dizini beğeniyorum demek hoşuna. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Aykut şurada ortalarını alıp Mehtap'la ikisi konuşmuş. Ha, evet. Ben öyle hatırlıyorum. Ayrıca bir şey ama söyleyeceğim sonuçta, yani. Herkes yazsın, ne sonuçta çıkar, yazmak zorundayım. Niye yargılıyorsunuz ki? Niye? Hayır, yargılamıyorum. Hani ben sen herkes Aykut'u beğendiğin için. Siz ikiniz doğru. Siz zaten sanmıyorum. Yazmak zorunda olmayanlar yazmıyorlar. Herkes yani yazacak, hiç kimseninki tutmayacak. Hissettiğim bir şeyler Gökhan yani. Benim bildiğim herkes yapacak çift olarak, çifti görmek istediğini karşı tarafta tutarsa eğer tahmin çift tutarsa, olacak. Tutarsa yoksa yani herkes hayır, Mehtap dedi ya yazmak Ayça zorunda Gökhan'ı mıyız? Ayça Gökhan'ı yazdı. Gökhan, ben de yazayım o zaman Gökhan'ı. Yazarsa çift olacaklar. Mehtap dedi ya yazmak zorunda mıyız? Değil hemen yazıyorum. Ben... Tutmayacak ama yazayım ben geldi. O kimseyi yazmaz. O da yazacak, mecbur yazacak. Yok, artık yazacak yani. Artık yazsın da bir zahmet yani kimi düşünüyorsa. Kim? Hala her hafta başka şeyinde soruyor bak ya. Haftada bir değişiyor mu? Ne demek hayır, ya? Hayır, biz buna izin veriyoruz. Demek ki her hafta mı sizden herhangi birini elde edebileceğini sizler düşünüyor değil, bu onlardan adam. Gökhan'ım. Kardeşim, Didem, lütfen acaba artık makara mı yapıyor? Ayrımını yap. Aycan'ı söylüyorsun, bir Ayça'yı söylüyorsun. Çocuğun böyle yanına gidip oturabiliyorsun, böyle öpebiliyorsun. Ben senin gibi işte yok, ben o kıza, bu kıza, bu kız bana davranır. Bana şöyle yapar, böyle yapar. Ah ya. Gerçek aşkı yaşadığımı düşünüyorum. İnşallah hepiniz bu duyguyu yaşarsınız. Gamze, kendi kalbini bırak, babanın kalbini dinle kardeşim. Buradan böyle çıkmak istiyorum. Nasıl? Böyle. Hiç kırmayacağım seni. Benim kız veya oğlan senin kıza aşık oluyor. Seni de beğendiğim için çağırdım. Hala da öyle seni beğeniyorum. Son yaptıklarından sonra babam izlemiş, senin olmamı istemiyor. En güzel geçen kırmızı odamdı Gökhan'la. Yemin et. Ne şu yine? Tutmayı özledim. Eğer ben birilerine kapıyı kapatmıyorsam, demek ki bir şeyler yapıp benim önüme geçmeniz lazım. Nazlı ve Aykut yazıyor buraya. Nazlı sen mi ekledin? Ben yazdım. Biz iki elti gibi yazıyoruz. Sure.